Evet değerli izleyenler, hepimizin merakla beklediği o finale artık dakikalar var ve finalimiz Scrum takımı ve Noobs Inaction takımı arasında oynanacak bu arada. Ben şimdi takımların harita tercihlerini sizlere aktarayım. Önce Scrum takımının seçtiği Luxfield haritasında olacağız. Daha sonra Noobs Inaction takımının seçtiği Safehouse, daha sonra Scrum'ın seçtiği Çöl Fırtınası, daha sonra da Noobs Inaction'ın seçtiği Blow City'de olacağız. Eğer ki durum 2-2'de kalır ise uzatma haritamız da Midtown olacak. Evet, yani Yorum bekliyorsun. aksiyon yükü bayağı yüksek bir karşılaşma olacak. Eğer final için yayına gelen arkadaşlarımız var ise ve neden şu anda finalde Noobs Inaction'ın olduğunu merak ediyorlarsa ben tekrardan bir hatırlatma yapayım. Revenant takımının dosyaları eksik olduğu için diskalifiye edildiler ve Noobs Inaction takımı Revenant yerine finalde şu anda boy gösteriyor. Şimdi bir bomba gelecek mi? Hayır, gelmedi. Uzi'ye hafif bir hasar vermeyi başardılar ama geri çekilmeyi tercih ettiler. Ferragamo şimdi o tehlikeli bombalarından birini çekti. Bakalım bir şeyler Atmadı. izletecek mi? Atmadı, vazgeçti. Duydu. Evet, şimdi yine bombalar geldi. Büyük ihtimalle üst tabut tarafından bir giriş olabilir mi? Evet, üst tabut tarafından bir giriş gerçekleşecek. Pauling'in performansı burada çok kilit rol oynayacak. Güzel bir bomba geldi ama üstüne bastılar ama Pauling bombasıyla farmazonu almayı başardı. Ne kadar farmazonunu da almayı başarmış olsa karşılıklı bir trade oldu. Little Knight'ın da canının çok azaldığını görüyorum Pauling'in bombasına. Birazcık olsun onların hızını yavaşlattı. Şimdi LoL 1HP güzel bir bomba gelmiş olabilir. Harika bir bombaydı ama LoL 1HP bombasıyla lava üzeri almayı başardı. Şimdi rakiplerin üstüne doğru basmak istedi ama hayır olmadı. Shales bir rakibini daha düşürmeyi başardı. İkinciyi de düşürdü. Şu anda KB7, KB7 tek başına kaldı. Bir rakibiyle karşılaştı. Ferragano'yu vurmayı başardı 7 ama canı artık var. 7 canı var. Shields onu karşılayacak büyük ihtimalle. Bakalım neler olacak ama Shields'ın güzel bir performansı var ilk roundda. Bakalım bunu devam ettirebilecek mi? KB7 şu anda bombayı kuruyor. 100 cana karşı 7 can. Çok iyi, Bomba çok 5 iyi durumda ace. değil KB7 ama bakalım Shields neler izletecek bize? KB7 bize neler izletecek? Şimdi sakin bir oyun oynuyor KB'di. Zaten genelde A-Plant'te bomba kurulduğunda Lux'ta kafayı bile göstermemeniz mümkün olabiliyor. Shield zaten KB'nin nerede olduğunu biliyor. Belli bir spot var burada. Evet, şimdi Spey'i yine atmaya başladı. Tek Evet, mermi yeterli Shields olacaktı aynen. ve Yeterli oldu. o da yeterli oldu zaten. Ama biraz geç geldi sanki o son Mermi evet. mermi değil mi? Önce bir spray geldi. Bir Bomba 3-4 imha kurşun edildi. ıskalandı. 5. kurşun gibi galiba tuttu. Evet ve şeysinde de canı yarıya kadar indi zaten. Orada eğer KB'li Bir vursaydı headshot ya da. çok güzel tek başına bir kılaç atmış olacaktı takım adına. Evet ama ilk roundu Scrum'a yazmış olduk böylelikle. Evet. Zaten birazcık CT ağırlıklı bir harita. Ferragamo bomba bekliyor bu arada. Ferragamo bomba bekler hep. Rant başında Monster LoL 1 HP'yi düşürmeyi başardı ama Ferragamo'nun bombası da Monster'ı cezalandırdı. Bir karşılıklı bir trade oldu. İki takımın da buna okey olduğunu düşünüyorum. 4-4 bir durum var şu anda. Scrum takımının 1-0'lık üstünlüğü var ikinci round oynanırken. Ama ben LoL 1 HP'yi kaybetmek istemezdim bu kadar ki. Ben de istemezdim. Gerçi bu şu kadroyu kimi kaybetmek istersin Evet ki? Yani yani böyle sağ sola bakıyorsun. yani uzayı da kaybetmek istemezsin. Pauling'i de Ferragana'yı da Shales'ı da yani istemeyebilirsin. Ya aynı şey bu arada Noobs Inaction için de geçer Peki, tabii yani. ki de tabii Kimseyi ki de. kaybetmek istemezsin Şimdi şu alt kadrolarda. tabut civarından geliyorlar. Sakin sakin de değil. Little Knight Ferragana'yı düşürmeyi başardı. Lava Üzer güzel bir giriş. Uzi'yi düşürdü. Shields da Farmazon'u düşürmeyi başardı. Little Knight da Shields'ı düşürünce Pauling tek başına kalmış oldu. Şimdi A tarafına doğru ilerliyorlar. Büyük ihtimalle Little Knight bombayı kuracak. Pauling on... KB'yi düşürmeyi başardı. Birebir kaldılar. Little Knight'e düşürdü. Pauling'den mükemmel bir play geldi. Lava Üzer şu anda üst tarafta köprüde. Aşağı doğru atladı şu anda. Lava Üzer'den mükemmel bir oyun geldi. Pauling farkına vardığında her şey için çok geçti. Orada Pauling eğer bıçağıyla kalmasaydı, Evet. normal silahıyla refleks verebilseydi belki de o da çok güzel bir kılıç atmış olacaktı. Mükemmel olabilirdi bu arada. Gerçekten harika oynadı. KB7'nin bombayı kurmasını engelledi. Daha sonra diğer rakibini düşürdü ama üst kattan atlayacak bir oyuncuyu tahmin edemedi diye düşünüyorum. Yani finalde beklediğimiz hareketler. Kesinlikle. Eliyle koymuş gibi KB7 gadı buldu. Ardından diğer oyuncuyu düşürdü ve birebir kaldı. Tam olarak beklediğimiz pozisyonlardan bir tanesiydi. Ha şimdi takımlar yine birazcık daha sakin oynamayı tercih ediyorlar şu anda. Üst tabut denemesi gelebilir. Tabii üst tabutta genel olarak hep bir kümelenme oluyor ama
Ne kadar girmeye çalışacaklar bilmiyorum. Bombalarını kullanmaları lazım. Evet, bombalar gelmeye başladı. Karşılıklı doğru. 1 HP'nin canının çok azaldığını görüyorum. Şimdi bir yakınlaşma olabilir. Poling bombaya hedef olacak mı? Evet. Farmazon'un bombasına Poling hedef oldu ve şu anda üst tabut yolları açılacaktı ama Space Uzi çok hızlı bir şekilde oraya dönmeyi başardı. Poling'in yerine ama Farmazon Uzi'yi de düşürmeyi başardı. Çok garip. Üst tabut şu anda açıldı. Ama alt tabuttan da giren bir Farmazon ikilisi var. Farmazon LoL 1HP'yi düşürdü. KB7'de şey hızı düşürdü. İşler birazcık iyi gitmiyor Scrum ekibi adına. Ferragana tek başına çarpışıyor ama Lavoizer ona dur diyen isim ve durum 2-1 Noobs in Action adına. Yani gayet hızlı bir başlangıç oldu. Tam bir final oluyor diyebiliriz. Ne zaman ne olacağı hiç belli değil. Noobs in Action takımı genelde üst tabutu deniyor. Orayı açtığı zaman oraya hızlı bir şekilde oynamayı deniyorlar. Açamadıkları zaman da biraz daha geriye çekiliyorlar diyebiliriz. Evet. Evet, durum 2-1 şu anda. Evet, oraya bir patlayıcısını bıraktı LoL 1HP bu arada. Eğer ki alt tabuttan bir gelme, bir rush olursa onu patlatacak ve çok tehlikeli olacak. Ama genel olarak aynen oyuncular zaman zaman kontrol ettiklerini biliyoruz. Belli yerler kullanılıyor çünkü C5 için ama öyle bir rush'ta da bazen bakamadığınız oluyor. Aynen. Bakalım öyle. Böyle bir an gerçekleşecek mi bugün? Evet, gerçeklikten biraz uzak denemeler oldu ama. Evet, şu an tamamen öyle rastgele denemeler geldi X-Monster'dan. Şimdi Farmazon birazcık rotasyon yapmayı tercih etti. Şu anda uzuna doğru gidiyor. Ama bir dakika, yaklaşan bir oyuncu var. Üst tabuta doğru. Poling'le karşılaşabilir şu anda. Ama Poling geriye çekilmeyi tercih etti. Çünkü az önceki roundda burada düşmüş olması. Evet, C5'ini kullandı sanırım. Rakibin oyuncusu. Şimdi Poling karşısında rakibini gördü ama çok hasar aldı. Bir geri canı çıkması kaldı. Lazım. Geri çıkması lazım kesinlikle. Poling'in şu an sadece bir canı kaldı. Ama Uzay şu anda oraya yaklaştı. Eğer Poling'i düşürüp rushlamaya kalkarlarsa Uzay'ın konumu çok önemli olabilir. Oraya bakacaklar mı? İlk rakibini indirdi ama ikinci indiremedi ama Poling bir canıyla X-Master'ı indirmeyi başardı. Şeyhs de bomba atınca üst tabut onlara dörde mezar bir oldu sanırım. 4-1. Evet, Lidenlight tek başına üst tabutta mükemmel bir oyun izledik. Hem Uzi'den hem Poling'den. Uzi çok güzel bir şekilde Poling'in bir sağlığı kalınca backup'a geldi. Ve orada ilk rakibini indirdi. Uzi'ye döndüklerinde de Poling orada çok güzel bir cover fire açıp bir canı olmasına rağmen rakiplerine korku dolu anlar yaşattı. Ve Lidenlight şu anda tek başına. Yani gerçekten çok dengeli bir maç izliyoruz şu anda. Durum muhtemelen 2-2 olacak. Hani evet. Lidl'ın bu saatten sonra 4 oyuncuyu birden düşürmesi çok zor. Süresi de azalıyor. Evet, şimdi A spot'a doğru ilerliyor. Bakalım A spot'a mı gitmeyi tercih edecek? Bir etrafına baktı. Güvenlik için önce sağ, sonra sol. Mısın? Bu arada 4'e 1'ler kıpırdamıyorlar. Evet. Bakar mısın? Üf, çok sıkıntı. Evet, spot'a gitmeyi tercih etti ama Little Knight'in sesini duydu iki oyuncu da. Şimdi onu birazcık darlayabilirler derken Shales Little Knight'ı düşürmeyi başardı. Yani çok karşılıklı pısmışlar bu arada. Oradan aynen geçişin yok hiçbir tam şekilde. Tam bir çapraz atış. Evet. Zaten spot'a dönüp bombayı kurmaya kalksan bu sefer sesini duyacaklar. Yani normalinde 4'e 1 bir başka takım kalsa bu kadar disiplinli, sakin ve oynamazlar, bekli evet. Ya evet, beklemezler. Direkt rakibi ararlar. Bir şekilde bulmaya çalışırlar ekip halinde ama Scrum ekibi tamamen disiplinli bir şekilde bekliyor rakibini. İşte bu yüzden, bu sebeplerden ötürü şu anda finalde bu takımı izliyoruz. Aynı şekilde Noobs in Action'da benzer şeyler geçerli. Şimdi Shields ve Little Knight karşılaşabilir. Of, Shields of, mükemmel of, oynadı. Harika açıldı Shields ve iki oyuncuyu düşürdü. Biri Little Knight, öbürü Farmazon. İşler bir anda tersine dönmüş gibi duruyor Noobs in Action. Haritaya iyi başlamıştı ama son iki roundda birazcık bocalamaya başladılar gerçekten. Şimdi yine üst tabutta bir yakınlaşma olma ihtimali vardı. Poling ve Uzi orayı gerçekten güzel bir şekilde tutuyor. Uzi'nin cover fire'ı çok önemli olabilir derken Ferragana Lavoizer'i düşürmeyi başardı. Şimdi KB7 ile LoL 1HP karşılaşacak. Güzel bir sprey geldi LoL 1HP'den ve round yine çok hızlı bir şekilde Scrum hanesine yazıldı. Kesinlikle öyle. Şu anda KB7'nin biraz daha performansını arttırması gerekiyor. Kesinlikle. Gaza basması lazım ki takım adına iyi işler yapabilsinler diye. Şu anda gerçekten İşler değişti. Evet, değişti. Scrum ekibi güzel oynuyor. Little Knight'ı yine uzun tarafında görüyoruz ama bu sefer o kadar yakınlaşmamış gibi duruyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde bu arada üst tabuta geldiler ama Poling'in bombasına düşen bir X-Monster gördüm. Bu onların hızını kesecektir. LoL 1HP. Lavoizer'i düşürmeyi başardı. Yine hızlı bir şekilde 3 kişi kaldı Noobs in Action takımı. Gerçekten zorlanmaya başladılar. Derken Shields'in bombasına Farmazon da düştü. İşler hiç iyi gitmiyor. Bir bomba of daha geldi Shields'dan. KB7'yi indirdi. Neler yaptı öyle? Mükemmel oynadı. 3. oyuncuyu da Spain'le düşürünce
düşürünce, Leeds United'ı düşürünce durum 4-2 oldu. Scrum ekibi çok hızlı bir şekilde işleri kendi lehine doğru çevirmeyi başardı bu arada. Kesinlikle öyle. Çok iyi oynuyorlar şu anda ama Chelsea'nin son 2 round'ın performansı çok inanılmaz iyi. Güzel. Evet, kesinlikle katılıyorum. Evet, yine Leeds United uzun tarafından açılmayı tercih etti. Shields'la orada karşılaşma ihtimali doğabilir. 13-2. Üff! Leeds United yaşamadı. Shields'ı direkt vurdu. Maşallah dediğimiz hiç yaşamıyor bu arada. Şimdi yine uzunda bir kümelenme gördüm. Little Knight, Parmazan orada. Oraya tehlikeli bir bomba gelebilir mi? Hayır, gelmedi. Atmayı tercih etmediler sanırım. Şimdi uzun tarafından zorlayabilirler ama uzay oraya yakın. Köprüden aşağı ya da o taraflardan bakabilir bu arada. Smoke geldi Uzi'nin açısını birazcık bozabilmek için ama o smoke aslında oradan geleceklerini düşündürüp arka tarafa, üst tabuta bir rotasyon da aslında. Bakalım işe yarayacak mı? Evet, şimdi uzunu kontrol ettiler. Oyuncu olmadığını gördüler. Artık rotasyonun başladığının farkındalar. A spota doğru takımların yaklaşacağını düşünüyorum şu anda. Bakalım neler neler yaşanacak. Evet, üst tabutta Lavoizer bombasıyla şu anda geliyor. Çok yakınlarda LoL 1 HP var diyecektim. Lavoizer'e bomba atma fırsatı bile vermedi bu arada. Yani LoL 1 HP ilk 2 round'tan sonra orayı çok güzel savunuyor ve geçiş vermiyor Loops in Action takım adına. Üst tabutu gerçekten çok iyi savundu. Kesinlikle. Evet, Farmazon'un bombasına düşen bir polink gördük. 4'e 3 bir durum var ama hala Scrum ekibi yere sağlam basıyormuş gibi duruyor ama şu anda birazcık sıkıntı olabilir. Noobs in Action takımı B spotun içerisinde büyük ihtimalle yakın bir süre içinde planti de başlatacaklardır. Ama spota doğru da bir iniş var şu anda. LoL 1 HP çok iyi yakaladı KB7'yi. Farmazon uzayı da düşürmeyi başardı. 12 evet, geriye var. Çekilmeyi tercih ettiler şu anda Noobs in Action takımı. Çok kötü bir şekilde atladı. Çok kontrolsüz bir atlamaydı ve hemen onu cezalandırdılar. Little Knight düştü, Farmazon düştü. Durumlar bir anda tersine döndü. Şimdi A spot'a bomba kurmak durumunda kaldı X-Monster. İşler bir anda hiç istemedikleri... Süresi de azalıyor evet. Bu arada. Hızlı olması gerekiyor bir yandan da. Evet, şu anda sesi verdi. Bomba kuruldu. Gösterecek mi yukarıya doğru? Gösterecek mi yukarıya doğru? Geriye çekilmeye çalışıyor ama... Evet, bir prefire geldi ama tabii ki de şu o prefire'a kafayı çıkarmadılar. Hemen yakınında gelen bir oyuncu var derken Ferragano hiç affetmiyor X-Monster'ı. Prefire'a mı? Bence yoktu. Yok, prefire'dan ziyade o kadar öne gitmesine gerek var mıydı? Acaba arkadan savunamaz mıydı orayı? Deneyebilirdi. Bomba imha edildi. Mavi takım kazandı. Evet, Scrum ekibi bu arada ilk yarıyı 5-2 üstünlükle tamamladı. Güzel bir performans bu arada. İlk başta... Noobs in Action takımı daha hazırlıklı başlamış gibi gözüküyordu Lux Filaritas'ına ama Scrum ekibi çok hızlı bir şekilde ipleri eline almayı başardı açıkça söylemek gerekirse. Yani Scrum ekibinin gerçekten kaliteli bir takım olduğunu söylemiştik. Takım oyuncuları gerçekten çok uyum kesinlikle İçerisinde ve üst düzey performanslar geliyorlar. Noobs in Action takımı onlara daha dengeli bir ekip evet. Aslında final konusunda. Biraz toparlamaları gerekiyor. Sadece KB Liga'nın performansına bağlı olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Hani X-Monster'ın son round'ta iki rakibinin canı bu kadar yarıdayken aslında orada bir clutch atabilirdi. Daha soğukkanlı veya daha pasif oynayabilirdi ama o agresif oyunu tercih etti. Bunun neticesinde de ilk yarıyı 5-2 geride bitirdiler. Bu biraz kötüydü aslında. Gerçi bilmiyorum, yani takım kaptanı kendisi, yani IGL kendisi olduğu için o daha iyi biliyor neler yapacağını ama bakalım. Şöyle bir şey var ama Luxville'de bence T tarafında alınmış 2 round bile çok kıymetli kesinlikle olarak gözüküyor. Kesinlikle öyle. Şimdi hani açıkça söylemek gerekirse ben ilk haritanın daha bitmesine daha çok uzun bir süre alacağını düşünüyorum. Var, çünkü evet, Noobs in Action takımının da ben CT savunmasının gayet iyi olduğunu biliyorum. Luxville'de gerçekten açık vermeden oynadığınızda savunması gerçekten kolay bir harita. T takımı için çok gerçekten giriş yapılması zor. O yüzden Noobs in Action takımının hala şansı olduğunu düşünüyorum ben ama Scrum ekibi gerçekten ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yani Scrum ekibinin T tarafında Ferragano'nun bombaları eğer oyunun kilidini açarsa açacaktır diye kesinlikle Düşünüyorum ben. Çok etkili bombalar kullanıyor. Shaze'in bir kere performans çok iyiydi bu arada. Evet, gerçekten. Hani o da bu şekilde devam ederse Scrum ekibi 3 round'ı çok kolay bir şekilde alabilir diyorsun. Bakalım şimdi bu soruların cevabını çok hızlı bir şekilde almaya başlayacağız. Scrum mı ilk haritanın galibi olacak yoksa Noobs in Action mı? Scrum ekibine sadece 3 round yeterli olacak durumu seride 1-0'a getirebilmek adına. Evet şimdi... Evet çok garip bu arada. A'da kümelendiler bu arada. A etrafında kümelendi genel olarak Noobs in Action takımı. Düşündükleri bir sanırım bir taktikleri var gibi gözüküyor şu anda. Bu arada sakin başladılar. Evet, bayağı hızlı oynamıyorlar.
bombalar gelmeye başladı. Evet, hızlı bir giriş olacak büyük ihtimalle Scrum ekibinden. 5-2 öndeyken bunun avantajını almak isteyeceklerdir. Uzi, Little Knight'ı düşürdü. Lorbeet bir güzel bir sprey. Farmazon bu arada C5'i ile Ferragano'yu havaya uçurdu ama çok hızlı bir şekilde düşen Uzay ve Lorbeet HP gördük. 2-2 bir durum var ama bıçak çekmeyin orada. Bıçak çekmeyin orada. Şimdi Poling, lava üzeri düşürmeyi başardı. Şu anda Poling'in full sağlığı var. X-Monster'ın da 83 sağlığı var ama X-Monster Poling'in yerini biliyor. Kriz faktörü çok önemli. Evet. Yani şu anda X-Monster biraz daha silah açısından konum olarak daha önde gibi duruyor. Poling'in elinde SC 2010 var. Biraz daha uzak mesafe, orta mesafede daha etkili olan bir silah Kriz'e kıyasla. Şimdi A plant'a doğru yavaş yavaş giriyor Poling. X-Monster B'yi tutmayı tercih etti. Poling büyük bir ihtimalle plant'ı gerçekleştirecektir. Bakalım savunması da o kadar başarılı olacak mı? Evet, bir önceki roundda X-Monster'ın savunmasını görmüştük. Bakalım Poling nasıl bir savunma gerçekleştirecek? Evet, o tabuta evet, gitmeyi tercih etti o tabuta. Evet, dual krisi olan benim bir oyuncuya karşı. Benim de beklediğim buydu aslında. Evet. Yani tabut tarafından, evet, evet, bir öncekinde X-Monster'ın buradan bir savunma yapabilmesi bombayı kurmuş bir halde alabilirdi roundda ama bakalım bu round Poling neler yapacak? Oo, güzel bir bomba gelmiş olabilir bu arada. Harika bir headshot X-Monster'dan. Affettirdi. Evet. Kendini affettirdi. Gerçekten öyle. Gerçekten X-Monster gayet güzel, zekice bir oyundu. Bombayı çok iyi kullandı ama edildi. Yani Chris'le orta mesafeden attığı çatı da unutmamak lazım kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle, kesinlikle görev öyle. Görev başarılı. Evet, bakalım ilk round'ı Noobs in Action aldı. Evet, durum 5-3 şu anda. Scrum ekibinin daha fazlasına ihtiyacı varmış gibi gözüküyor eğer Luxville'de üstünlüğü ele almak istiyorlarsa. Ferek ana yine arkalarda bombayları bekliyor şu an için. Evet, bir bomba takımı attı yaklaşınca şu anda. Attı. Güzel bir bombaydı aslında. Yani çok etkili olmadı ama. Evet. Şu an prefire'larla Lolvan HP'yi ileriye doğru gitmesini sağladı takım arkadaşları. Şu anda çok aslında yakınlar oyuncular birbirlerine. Bir bomba geldi ama Uzay'ın canı çok azaldı. Uzay'ın çok az canı kaldı. Belki 3, belki 4. Tam bir yılan bakar mısın? Evet. Lolvan HP şu an. Evet, şimdi Shales üzerinde bombalar var. Aşağı atlamayı tercih etti üst tabuttan. Alt tabuta doğru. Şimdi tekrardan üst tabuttaki yerine doğru geri döndü. KB 7. Lolvan HP'yi düşürmeyi başardı. Şimdi Shields bombasını üst tabut üzerinde kullanacak. Ama orada çok yakından tutulmuyor bu arada. Little Knight C5'i ile Ferragano'yu ve Poling'i havaya uçurmayı başardı. Shields X-Monster'ı düşürdü. KB7'de Shields'ı indirmeyi başardı. Uzay 2 canıyla tek başınaydı. O da hızlı bir şekilde süpürüldü ve durum 5-4. Evet, geri dönüşü artık gördük, evet. Bahsettiğimiz gibi CT tarafı gayet avantajlı. 2 round'u almaları Noobs in Action takımı için çok büyük bir avantajdı. Bakalım bunu kullanabilecekler mi? Scrum ekibinin o round'ları alması gerekiyor. Daha önceki ben sezonlarda da zaten Noobs in Action takım oyuncularının CT savunmasının üstün olduğunu zaten görmüştüm. Yani burada Scrum ekibinin ekstra bir şeyler yapması gerekiyor ki bu düzeni dağıtabilsinler bu arada. Kesinlikle bir yerde açabilmeleri, evet, lazım. O zayıf halkayı bulmaları lazım ama o zayıf halkada ne yazık ki karşı Noobs in Action takım olunca çok zor. Evet. Evet, C5'i güzel gördü. Fark etti. Evet. Çok güzel fark etti bu arada. Evet, X-Monster şu anda üst tabutta. Uzay yaklaşıyor ona doğru. Bir bomba geldi. Uzay'ın canı yanabilir. Puşlaması lazım. Uzay X-Monster'ı vurdu ama kendisinin de 11 sağlığı kaldı. Güzel bir bombaydı X-Monster'ın ama Uzay'ın refleksi de çok iyiydi. Hızlı bir şekilde bastı ve rakibini düşürmeyi başardı. Şimdi Little Knight orayı bombaladı. Bir tane de smoke attı üstüne. Aşağı inmek zorunda kaldı Shales. Alt tabuta doğru ama tabii ki de üst tabuttaki yerini tekrar Uzay aldı. Sisin içinden Little Knight'ı düşürmeyi başardı Uzay. Şimdi oraya backup geldi. Bir bomba geldi. Üstüne basacak mı? K7'nin, evet, KB7'nin üstüne bastılar ama ikisini düşürmeyi başardı ama Poling'in bombasına düşen bir KB7 gördük. 3-2 bir durum var şu anda. Scrum ekibi sayısal avantajı elde etmiş durumda. B spotta Farmazon, A spotta da Lavoizer var. Bakalım neler yapacaklar. İki oyuncu da tam spotun içindeler. Geri kalan bütün alanları Scrum ekibine vermiş durumdalar. O T'deki ilk round gelecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Evet, ben de merak içerisindeyim. Onu vurursa çok etkili olabilir. Lavoizer, Lolbridge bir düşürdü. İkincisi gelir mi? Geldi. İnanılmaz iyi. Lavoizer. Farmazon ve Lavoizer mükemmel işbirliği. A spot'a geldiklerini fark ettiler düşman ekibinin. Ve çok güzel bir backup'la. 5'e 5. 5'e 5 oldu.
mükemmel bir oyun izliyoruz. Finale yakışır bir tertemiz. İlk harita. Tertemiz. Tam beklediğimiz gibi kıran kırana bir mücadele oluyor. Evet. Ferragamo'nun bombaları şu an için çok etkili olmadı. Onun biraz daha bombaları etkin kullanması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle takım olarak bombaları daha etkin kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki oyuncuları tuttukları alanlardan dışarı çıkarmak istiyorlarsa. Şu anlık Scrum ekibi bir round dışında fazla varlık gösteremedi. Ama bakalım bir görünüş başlatabilecekler mi? 5-2'den durum 5-5'e gelmiş durumda şu anda. Kesinlikle öyle. Evet, hani şu an için 4-1-1-1-2 skorları var. Scrum ekibinin neler yapacaklar merakla evet, bekliyorum. Evet, Uzay yine çok yaklaştı. Üstabı tarafında bu arada. Hemen solunda bir oyuncu var. Bir karşılaşma gerçekleşebilir derken X-Master Uzay'a hiç şans tanımadı. Hasar bile almadı. Hemen aşağı doğru geri çekilmeyi tercih etti. Güzel bir savunma geldi. Şimdi bombalar geliyor X-Master'ın olduğu yere ama o her şeyin farkında. Çok güzel bir şekilde bombaları gördü ve geri çekildi. Yani şu haritada daha ne kadar iyi oynanabilir evet. Üst tabut. X-Monster onu gösterdi. Şu an için şimdi gayet... 3 oyuncu var. Birini düşürebilirse X-Monster. Ama Little Knight yine C5 ile Shales'ı almayı başardı. X-Monster. LoL 1 HP'de düşürdü. Scrum için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Polingor'da 10 sağlığı var ama Little Knight onu da düşürmeyi başardı. Artık sadece Ferragana var. Little Knight'i düşürdü tek başına şu anda. 87 sağlığı var. 4 oyuncuya karşı tek başına mücadele etmek durumunda ve işi gerçekten zor şu anda. Alt tabuttan A plant'e gidecekmiş gibi duruyor. Bakalım başka bir rotasyona geçmezse. Sanki ilk haritayı Noobs in Action şu an kovalıyor gibi. Evet, kovalıyor gibi. Bakalım bu iyi bir haber olmaz Scrum takımı için çünkü Lux haritasını kendileri seçmişlerdi. Evet, şimdi alt tabuta indi. Oo, SC 2010 ile bakacak diyecektim ama KB'ydi. Bakmasına fırsat bile tanımadı. Daha ne olsun. Evet, gerçekten daha, öyle. Yani... Müthiş bir geri dönüşe imza atıyor şu anda Noobs in Action takımı 5-2'de ama Lux'ta gerçekten TV oynamak zordu. 2 round almış olmaları bile aslında bu geri dönüş için bir haberci gibiydi. Bakalım Scrum ekibi geri dönüşe izin verecek mi yoksa artık T tarafındaki ilk roundlarını kazanmayı başaracaklar mı? Bu round gerçekten çok kilit bir round. Yani bir şey yapmaları lazım. Bir yeri deniyorlar ama çok başarılı olamıyorlar. Hı-hı. Sanki daha soğukkanlı mı olmaları gerekiyor yoksa daha agresif oynamaları mı gerekiyor? Onun henüz kararını ben de veremedim bir izleyici olarak. Evet. Ama karşı Noobs in Action takım olunca işte işler o kadar kolay olmuyor maalesef. Yani açıkçası ben arkadan gelen bombalarla bir uzun denemelerini bekliyordum ama herhangi bir deneme gelmedi bu uzun denemesi bekliyordum ben Scrum ekibinden ama genel olarak üst tabut ve alt tabuta daha odaklanmış gibi gözüküyorlar. KB'ydi bombasını çekti ama atmadı sanırım. Şimdi yine yavaş bir oyun geliyor Scrum ekibinden. Lava üzeri de A spotun hemen içinde görüyoruz. Güzel tutuyor ama. Evet. Evet, şimdi bombalar gelmeye başladı Scrum ekibinden ama herhangi bir oyuncunun sağlığının azaldığını görmüyorum ben. Şu anda üst tabuta doğru, pardon, evet üst tabuta doğru bir yoğunlaşma var. Bakalım neler olacak oralarda şu anda. Scrum ekibinin acil bir şekilde round'a ihtiyacı var. 5-2'den 6-5'e gelmesi eminim onları da büyük bir stres altına sokmuştur şu anda. Tabii 6-5 olunca biraz daha Scrum ekibi sakin ve kontrollü oyuna geri döndü. Çok fazla risk almamaya başladılar bu round için. Bakalım bu işe yarayacaklar mı ama ne kadar beklerlerse o kadar kötü zaman işliyor. Bomba kuramayacaklar. Evet, şimdi alt tabuttan üçlü geliyorlar bu arada. Shields'ın canı biraz azaldı. Gelen Spade'den ooo Farmazon Poling'i düşürdü. Lavoizer'de Shields'ı düşürdü. Hani açıkçası C5'e bu kadar kill verilen bir oyun görmüş müydüm? Hayır. Little Knight'da Lavoizer'de Uzay ve Ferragano'yu düşürünce LoL 1 HP tek başına kaldı. Ve o istedikleri round'dan hala çok uzaklar. Hala çok uzaklar. 5'e 1 bir durumda. Sadece Lavoizer'in birazcık hasar aldığını görüyorum. Şimdi rakibiyle üst tabut tarafında karşılaştı ama LoL 1 HP hasar da aldı. 38 sağlığı gitti derken LoL 1 HP ilk rakibini vurdu. Bu rakibi Little Knight ikinciyi de vurmayı başardı. Üçüncü de geldi. Ama artık iki canı kalmıştı. Farmazon son mermiyi atıp bu duruma bir son verdi. Ve durum 7-5. Mavi takım kazandı. Yani iki takımın karakter olarak özelliklerinin ne kadar farklı evet. olduğunu görüyorsun. Gerçekten inanılmaz bir geri dönüştü bu arada. Tebrik etmek lazım. İnanılmaz bir geri dönüştü. Şimdi şöyle bir şey var. Diğer tarafta baktığın zaman Noobs in Action takımı bir kişi kaldığı zaman 4 kişi 5 kişi üzerine rush atıyor. Atıyor evet. Ama aynı şey Scrum ekibi tarafında kaldığı zaman 4 kişi bekliyorlar ya da 5 evet. kişi bekliyorlar. Bir kişi kalıp kalmamaları önemli değil.
Bu gerçekten önemli bir senaryolardan bir tanesi. Hani iki takımın karakter olarak farklı olduğunu burada görüyoruz. Evet. CT tarafından Noob Selection takımı hiç round vermedi. Evet. Ve Scrum ekibinin o vermiş olduğu iki round pahalıya patladı diyebiliriz. Evet, şimdi safe house haritası var bu arada. Ferragano'dan bombalar görecek miyiz? Bakalım. Ben de merakla bekliyorum neler olacağını. Bu arada maç başlarken ben ufak bir hatırlatmada bulunayım. Bu Best of Five'ın sonunda D-Live'da büyük sandık açılışı olacak ve 4 katı ödül olacak. Ben öncekileri kaçırmayın demiştim. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Yani 4 kat derken ben daha çıkıyorum o zaman. Evet. İçeride D-Live açıyorum. Bence yapabilirsin. Lavoisier bu arada hızlı bir şekilde Poling'i düşürmeye başladı. Hızlı bir açılış oldu bu arada Noob Selection takımı adına. Uuu, Little Knight uzayı da düşürmeyi başardı bu arada. 5-3 bir durum var. LoL 1 HP. Bakalım A-Plant'ı tutmayı başarabilecek mi? Güzel bir bomba geldi KB7'den. LoL 1 HP üzerinde 21 sağlığı kaldı. Lavoisier de onu tamamlamayı başardı artık. A-Plant'ın kapıları sonuna kadar açık Noob Selection takımına. Sadece yapmaları gereken şey plantlemek. Evet, bombalar geliyor. Ferragano'dan bombalar geldi. Ferragano Master'ı düşürdü. Master da şey hızlı düşürmeyi başardı. 3'e 1 bir durum var. Ferragano içeriye kadar girmeye çalıştı ama Lavoisier ona izin vermedi. Noob Selection takımı Safe House haritasının ilk roundunu kazanmayı başardı ve durum 1-0. Evet, Noob Selection takımı yine hızlı başladı. Kesinlikle. Seçtiği haritalardan bir tanesiydi zaten. Gayet güzel gidiyor. Bakalım nasıl olacak? Şimdi yine Shields bu sefer hızlı bir şekilde açılacak mı bombasını attı ama başarılı bir bomba değildi. Ferragano X-Monster'ı bombasıyla avlamayı başardı. Bugün Safe House'da bombalarını konuşturuyor gerçekten. Poling! Lavoisier'i de düşürmeyi başardı. Şu anda ilk round'un galibi Noob Selection takımı birazcık zora düşmüş olabilir. 5-3 bir durum var. Ve KB Liga'nın canı yarıdan biraz daha az. Şu an için. Evet, şu anda LoL 1 HP'yi A spotunda görüyoruz. Poling biraz açılmış gibi duruyor oyuncuları arkalayabilmek adına ama eğer biraz daha gösterirse oradan KB7'nin görüş alanına girme ihtimali yüksek gibi duruyor. Şimdi ona doğru bir rotasyon gerçekleşebilir. Sesleri duydu mu? Evet, sesleri duymayı başardı. Şimdi onun yerini spotladılar, oradan çıkmak zorunda. Bir daha gösterirse direkt düşürürler çünkü kendisini. Kesinlikle evet, öyle. Geriye doğru çekildi Poling şu anda. B spotta da hem Shields'ı hem de Ferragano'yu görüyoruz. Scrum ekibi 5'e 3 avantajlı durumda ve oyun disiplininden asla ödün vermiyorlar. Evet, burada Shields'in performansını artırması gerekiyor Uzi ile beraber belliydi o. Shields bu arada KB7'yi de düşürmeyi başardı. 4-2 bir durum var. Şu anda işler artık zora düşmüş gibi duruyor. Little Knight ve Farmazon hayatta. Bakalım bu ikili 4 oyuncuyu düşürmeyi başarabilecekler mi? Disiplini hiç kaybetmiyorlar, farkında evet, mısın? Gerçekten evet. Yani bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Scrum ekibi rakip kaç kişi kalırsa kalsın risk almıyorlar ve pozisyonlarını hiçbir şekilde bozmuyorlar. Evet, şimdi evet A spot'a doğru geliyorlar uzun tarafından bu arada. Sesi aldı mı? Hayır, uzay sesi şimdi almış olmalı. Little Knight gösterdi kendini. Uzay çıkıp onları vurabilir ama uzayı daha önce gördüler ama Little Knight'i vurmayı başardı. Bir oyuncu daha var orada ama hayır, onu fark etmedi. Farmazon uzayı düşürmeyi başardı bu arada. 3'e 1 bir durum var. Farmazon hemen bombayı kuracak şu anda. Ama yine de 3'e 1 bir durum. Oynaması gerçekten zor olacak onun için. Gerçi bombayı kurduktan sonra biraz daha böyle zaman odaklı savunma yapabilir ama çok zor. Evet. 3'e 1 çok zor. Şimdi Farmazon tek başına, oyuncuların sağlıkları full değil ama yine de 3 kişiler. Uzun tarafından bir oyuncunun bakar geldiğini görüyoruz. Bakar mısın B tarafından 2 oyuncu geliyor, evet. Çok güzel bir şekilde koordineli geliyorlar. İki tarafa, iki oyuncu açık vermemeye çalışmıştı diyecektim ama Shields ilk açında Farmazon'u direktman düşürmeyi başardı. Güzel bir headshot bu arada. Yani iki oyuncu short'ta beklerken bir oyuncu uzundan geliyor ve iletişimi ben geldim hazırım diyor. Onda aynı anda ilerlemeye başlıyorlar ve bu şekilde içeri giriyorlar. Üçe birsiniz ve kimse risk almıyor. Yani tek kesinlikle tek gidip öyle ölmeyi tercih etmiyorlar. Yani gayet güzel koordineli bir takım oyunu sergiliyorlar. Muhtemelen ikinci haritayı vermek istemiyorlar kesinlikle. Şu an için. Kesinlikle. Evet, durum 1-1 şu anda. Scrum ekibi eşitliği sağladı. İkinci haritada Safe House'da. Ferragano yine bombalarını deniyor bu arada. Ama bu sefer pek tutarlı olmadı gibi gözüküyor Ferragano'nun bombaları. 14 canı kaldı bu arada. Farmazon'un 14 sağlığı kaldı bu arada. Ferragano yine bizi şaşırtmaya devam ediyor. Uzun tarafında Uzay iki oyuncuyla karşılaşmıştı. X-Monster bombalar geldi ama başarılı olmayacak. Biraz daha sola doğru atmaları gerekiyordu bombaları. Farmazon'un az sağlığı var. Görecek mi onu Uzay? Hayır, görmeyecek. Onu engelliyor. Lavoisier midden LoL 1 HP'yi düşürmeyi başardı. Şimdi A spot'a doğru hareketlenecekler. Uzi de düştü. Poling Little Knight'ı düşürdü ama bu yeterli olacak mı? Hayır, olmayabilir ama midden çok güzel bir şekilde arkaladı ama onu bitiremedi. Onu bitirmeyi başardı Poling. Çok güzel oynuyor bu arada. 3'e 2 bir durum var. Bakalım
Chaos ona yardıma geldi ama o Chaos KBD vurdu. 2-2 bir durum var. Chaos biraz daha alan açması gerekiyor Poling'e oynaması için. Chaos yine mükemmel bir deneme. Farmazon'u düşürebilecek mi? 14 sağlığı var. Hayır, düşüremedi. Plant'te hala Lavoisier var. Yükseklik avantajını çok iyi bir şekilde kullanıyor. Bakalım şu anda Poling ve Chaos ikilisi Lavoisier'e karşı bir... Yapabilecek mi dedim ama Poling arkadaşı düşmesine rağmen Lavoisier'i düşürmeyi başardı. Şu anda iki canıyla Farmazon var ve Poling'in arkasından geliyor. Bunun farkında mı Poling? Hayır, pek zannetmiyorum. Ses vermemiş olması lazım ama Poling oraya bakmayı tercih etti. Sanırım onu vuracak ve evet vurdu Poling. Bu arada Poling'in smoke içerisinden puşlaması ve rakibin orada dengesini evet bozması gayet çok güzel bir hareketti. Evet. Tertemiz bir şekilde skoru 2-1'e getiren hareket oldu diyebiliriz evet, yani. Kilit tamamen orada açtı bence. Kesinlikle ben de sana bu konuda katılıyorum. Evet, Scrum ekibi 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik üstünlüğü ele almış durumda şu anda. Yine bombalar geldi. Poling yine mid tarafında. Geriye doğru çekildi şu anda. Belki bir smoke kullanabilir oradan bir rush'ı engellemek için. Evet, Ferragana biraz açılmıştı B tarafına. Şimdi site'a doğru girmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, iki kişiler şu anda B plant'te. Evet, İki oyuncu oraya çok yakın gibi duruyor Noobs in Action takımında. X-Master mid'e doğru çıkmış durumda. Bakalım ne tarafı tercih edecekler. Genelde A plant'i tercih ettiklerini biliyoruz safe house haritasında takımların ama. Hı hı. Bakalım bu sefer tercihleri nasıl olacak? Poling bir anlık görür gibi oldu ama güzel de aim almıştı ama kafayı bulmayınca rakip oyuncuyu düşüremedi diyecektim ama Lavoisier mükemmel bir headshotla Poling'i düşürmeyi başardı. Ferragano iki headshot geliyor. Biri X-Monster'a öbürü Little Knight'a. Bir anda üstünlüğü tekrardan Scrum ekibi eline aldı. Ferragano Lavoisier'i düşürmeyi başardı. Gerçekten güzel bir iğme yakalamaya başladı Scrum ekibi şu anda safe house haritasında. Kesinlikle öyle ve safe house haritasında KB Yerigat şu anda istenilen performansı gösteremiyor. Dördüncü round oynanırken hala 0 kill'i var. Hiçbir şekilde takıma katkı sağlayamadı şu an için. Bakalım neler yapacak o da. Şimdi plant'te bir oyuncu var. LoL 1 HP arabanın arkasında. KB'ye de midden bir baktı. İki oyuncu da göremedi ama plant'teki oyuncunun yerini artık öğrenmiş bulundu. Plant'teki uzaya çok güzel bir headshot geldi. KB7'den KB7'de LoL 1 HP'yi de düşürmeyi başardı. 2'ye 1 duruma taşıdı kendini şu anda. Ferragano ve Shales hayatta. KB7'nin nerede olduğunu biliyorlar. Bakalım nasıl bir oyun izleyecekler. Ferragano şu anda zaten yakın. Shaz'ın da hızlı bir şekilde yaklaşması lazım. KB'ydi şu anda bombayı kuruyor. Bakalım nasıl bir yol izleyecekler. Çok dikine bir oyun oynadı. Hiç beklemedi. Evet. Doğrudan girdi ve bombayı şimdi, kurdu. Bu arada onu hazırlıksız yakalayabilir bu arada Ferragano'yu. Shaz hala uzakta midden gelecek ama Ferragano hemen sağında oraya doğru piklemeyi düşünecek mi? Hayır, piklemedi. KB'ydi sesini duydu Shaz'ın bu arada. Pardon Ferragano'nun ama yeterli olacak mı? Hayır, olmadı. Ferragano'yu düşürmesine rağmen Shaz doğru zamanda doğru yerdeydi. Tam KB7. Rakip oyuncu düşürürken Shaz onu arkasından yakalamayı başardı yani, ve durumu 3-1'e taşıdı. Kesinlikle öyle. Scrum ekibi gerçekten yine burada Ferragano orada bekledi. Bomba risk almadı. Shaz'ın gelmesine kadar bekledi. Yine gitmiyordu. KB7 guard pushladı. Ferragano düştükten sonra Shaz zaten arkadan çok rahat bir şekilde KB7 guard'ı vurdu. Evet, gayet güzel oynamaya başladı Scrum ekibi şu anda. İlk round'u verdiler ama sonraki 3 round'da gerçekten Noobs in Action takımına fazla yapacak bir şey bırakmadılar gibi gözüküyor. Evet, plantlenen bombalar vardı ama yine de 2-1, 3-1 durumda olan plantlerde. O yüzden yine de Noobs in Action takımının hala bir şeyler yapabilecek şansı var gibi duruyor ama Scrum ekibi gerçekten çok güzel bir hava yakaladı diyebiliriz. Aynen öyle. Bu arada KB7 bir önceki roundda hiç kill yoktu. Şu evet. An 3 kill'le takımına destek sağlamaya başladı. Evet, bir smoke geldi bu arada oraya. Evet, smoke'unu attı Uzay ama gelen bombaların birinden 33 civarında bir hasar aldı. Smoke şu anda uzundaki oyuncuları biraz olsun yavaşlatacaktı. Sanırım Ferragano şu anda B plant tarafından A'ya doğru dönüyor. Çünkü mid'deki ve long'taki... Ooo, güzel bir bomba Poling üzerinde ama 40 hasar verebildiler. Lavoisier'in üzerinde de güzel bir bomba var. 48 sağlığı kaldı. Poling Lavoisier'i düşürmeyi başardı. LoL 1 HP bombasını Little Knight aldı. Poling'in düşmesi çok iyi olmadı. LoL 1 HP şu anda plant'i tek başına savunmaya çalışıyor. KB7 mid'den onu vurmayı başardı. Ferragano hemen backup'a geldi. KB7'nin çok az sağlığı var. Onu düşürebilecekler mi? Oh. Evet, düşürmeyi başardılar. Durum 4-1. Gerçekten backup çok yerinde geldi. B çok tarafından. İyi geldi. Çok güzel bir direkt backup arkasına geldi ve... Evet. Hiçbir şekilde split transfer izin vermediler. Kafasını bile çıkartamadı orada KB7. Evet. Güzel oyun geliyor bu arada Scrum ekibinden. Gerçekten finalde görmek istediğimiz oyunlar bunlar. 4-1. Bu arada sanırım takımlar map seçince orada kazanamayacaklar finalde. Evet, bana da öyle geliyor. Bakalım. Aa, hala hiçbir şey için geç değil. 4-1'lik bir durum var. Scrum ekibi çok baskın oynuyor City tarafında. X-Monster'dan bir hit fire denemesi ama evet, şimdi
Oradan bir sızma gelebilir mi? Polink'ten güzel bir bomba denemesi geldi ama hasar almadı. Hasar aldı X-Monster. 50 sağlığı gitti bu arada. Güzel bir hasardı. Şimdi karşısına çıktığı Lavoizer. Ama Polink ondan daha üstün taraf oldu. Ne kadar 12 sağlığı kalmış olsa da ilk rakibini eksiltmeyi başardı. Uzay üzerinde bir bomba var. Uzay da bombasını kullandı. Güzel bir hareket ama hayır. Little Knight uzaydan daha hızlı çıktı. Şimdi Little Knight Ferragano'da düşürmeyi başardı. Şimdi B'den gelen backup'ı kesmeyi başardılar ama LoL 1 HP X-Monster'ı düşününce backup yine de oraya ulaşmayı başardı. Oo, Polink güzel bir headshot farmazon üzerinde. Little Knight 3'e 1 pozisyonda tek başına. Sadece Chaz'ın sağlığı full. LoL 1 HP ve Polink tek mermilik canları var. Bakalım oynatacaklar mı Little Knight'a? LoL bir... Şimdi Shields uzundan geliyor. Evet. O çok tehlike arz ediyor şu anda Little Knight için. Little Knight'in üstüne basması gerekiyor. İlk rakibini düşürdü Polink'i. İkinciyi düşürürse bu arada büyük bir olay olabilir diyecektim. Ama Shields buna izin vermedi. Uzundan gelip Little Knight'a bomba bile kurdurtmadan onu düşürmeyi başardı. Ve durum 5-1. Gerçekten çok dominant bir oyun. 1-0'dan 5-1'e getirmeyi başardı bu arada Scrum ekibi. Evet, gayet güzel oynuyorlar. Güzel koordine oluyorlar. Sakin, soğukkanlı, güvenli oyunu daha çok tercih ediyorlar. Evet. Hiçbir şekilde risk almayı tercih etmiyorlar. Takım uyumu çok iyi. Birbirlerini mini haritada muhtemelen çok iyi takip edebiliyorlar. Ya da iletişimini ona göre kuruyorlar. Yani dikkatimi çeken aslında benim backuplardı bu oyunda. Evet, backupları çok iyi bu arada. A'da kaç kere Noobs in Action takımı A'yı ele geçirmesine rağmen tam geçirmek denemez. Ya da içeride 10 canlı bir Scrum ekibi varken o B'deki plant'teki direkt 2 oyuncu direkt gelmiş oluyor bu arada. Hı-hı, daha kesinlikle öyle. C4'ü kurdurmadan direkt orada bulunuyorlar yani. Kesinlikle temel öyle. Ama bakalım bir önceki haritada da yine önde kapatmışlardı. Evet. 5-2 idi. 5-1 bitti bu sefer de. Bakalım şu an nasıl olacak? Yine bir geri dönüş yaşayacak mıyız? Durum 2-0'da mı gerçek yoksa 1-1 mi bitecek? Geri dönüş ben yaşayacağımızı zannetmiyorum. Söylediğim gibi Scrum ekibi oyuncularının da T tarafında gayet üstün oyunlar ortaya koyduğunu ben daha önce gördüm. 2 roundu belki zorlanabilirler ama 2 roundu alacaklarını düşünüyorum ben. Ya burada benim bir de şöyle bir şey var. Polling'in performansı bu sefer dikkatimi çekti. Yani evet. Ferragano'dan ziyade Polling'in evet. O smoke içerisinde gidip bireysel çok performansı iyiydi. Çok iyiydi gerçekten. Evet. Bir iki tane böyle geri dönüş hareketleri oldu. Devamında aynı şeyi T'de yapabilirlerse eğer takım uyumuyla bir şekilde girerlerse ama karşılarında Noobs in Action takımı var. Onlar da savunmayı çok iyi yapan ekiplerden evet. Bir tanesi. Merakla bekliyorum. Bakalım nasıl bir oyun öyle. Bizi bekliyor. Evet. Takımlarda ufak ufak hazırlarını verdiler bu arada. Hı hı. Tekrardan ben yeni açan izleyicilerimiz için bilgilendirmede bulunayım. Şu anda Scrum ekibi 1-0 geride genel skorda ama şu anda ikinci harita olan Safe House'da 5-1'lik üstünlükleri var ve şimdi ikinci yarımız başlıyor. Evet bakalım. Evet şimdi maçımız hemen başlıyor olacak. Scrum ekibinin sadece 2 rounda ihtiyacı var. Durumu 1-1'e taşıyabilmek için genel klasmanda. Evet şimdi bakalım nasıl bir yol izleyecek Scrum ekibi. Belki hızlı bir rush görebiliriz diyecektim ama uzayın onlardan ayrıldığını gördüm. B tarafına daha yakın oynuyor gibi ama şu anda Polling'in ortaya doğru diğer iki oyuncunun da uzuna doğru açıldığını gördüm. Sanırım bir A'ya bir açılış görebiliriz gibi geliyor bana şu anda. X-Monster uzayı uzunu kontrol etmek istedi. Lavoizer bu arada çok yakından tutuyor uzunu ama Chaos açılışı yaptı. X-Monster'ı düşürdü. LoL bir HP bombasıyla Lavoizer'ı aldı. Noobs in Action takımı çok iyi bir başlangıç yapamadı bu arada City tarafında Safe House haritasına. İlk round çok önemli bu arada. KB7 Polling'i düşürdü ama Chaos Little Knight'ı düşürmeyi başardı bombasıyla. Farmazon da uzayı alınca karşı karşıya geldi. Farmazon neler yaptı? Ona dur diyen oyuncu Chaos'dı. Ama yine de yapabileceğinin en iyisini yapmayı başardı. Şimdi büyük yükü KB7'nin omuzlarına bırakmış oldu. 2'ye 1 durumda KB7 ve Shields'ın 53 sağlığı, KB7'nin de ortalama 48-49 sağlığı olduğunu düşünecek olursak işi gerçekten zor. Agresif bir oyuncu, hırslı bir oyuncu, dual silahlar çok iyi. Ferragano derken rakibini düşürmeyi başardı ve durumu 6-1'e taşıdı. Evet. Durum 6-1 şu anda. Bir round şu anda Scrum ekibine yeterli olacak haritayı kazanması adına. Kesinlikle öyle. Şimdi bomba geldi. Şu ama anda bir bomba değil. Çok önemli bir round. Kesinlikle öyle ama yani Noobs in Action takımına bir round'dan iki round'dan çok daha fazlası lazım diyecektim. Farmazon bombasıyla Shayaz'la Lavoizer'i bombasıyla uçurmayı başardı. Görmediğimiz alanda uzayda KB7'yi düşürmeyi başardı. Şimdi Scrum ekibi yine sayısal avantajı eline geçirmiş durumda. Karşılıklı trade'ler geldi. Evet. Şimdi orada rakibini yakalayacak mı? Ama hayır. LoL 1 HP güzel bir refleks gösterdi. Little Knight da uzayı düşürmeyi başarınca 3'e 2 bir sayısal avantaja sahip Scrum ekibi ve bombayı kurmayı başardılar. Little Knight'in 28 sağlığı var. B plant'tan
Bakıyor ama Little Knight'ın orada işi zormuş gibi duruyor. Monster'ın desteği gerekiyor. LoL 1 HP'nin 8 sağlığı kaldı. Hemen orada arkasında bir oyuncu var X Monster'ın ama fark etti mi? Fark etti. 61 hasar yiyince ama Little Knight bu arada LoL 1 HP'yi görmediğimiz alana düşürdü. Şu anda üstüne doğru basabilirler Ferragano'nun ama Ferragano X Monster'ı düşürmeyi başardı. Pauling'in bombası da Little Knight'ı bitirmeye yeterli olacaktır diyecektim ve evet yeterli oldu. Ve Scrum ekibi durumu genel klasmanda 1-1'e getirdi. Evet beklediğimiz... sonuçlardan bir tanesiydi aslında son evet. round için. Bunu söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Hani T olduk yani T side'a geçtikten sonra Scrum ekibi eğer bombayı kuruyorsa zaten savunmayı çok iyi yapan ekiplerden evet. bir tanesi. Tam bir kesinlikle. Hani Alman savunması yapıyorlar. Kapanıyorlar ve açılmak bilmiyorlar. Evet. Finale kalmış hangi takım olursa olsun evet. bence favori yoktur. Hı-hı. Evet bakalım bu Çöl Fırtınası'nda neler olacak şu anda. Haritamız başlıyor bu arada. Scrum ekibini CT'de, Noobs in Action takımını da T tarafında göreceğiz şu anda ilk yarıda. Bakalım nasıl bir aksiyon bizleri bekliyor olacak artık. Yani aksiyon çok yüksek olacaktır ama burada yine dediğim gibi bu haritada ya aslında Point Blank'te bombalar çok önemli ve Ferragano bu haritada doğru işler yaparsa kesinlikle. Noobs in Action takımının işi çok zor. Ki dün Noobs in Action takımı bu haritada ne kadar hatalar yaptığını da gördük, evet. zorlandığını da gördük. Little Knight, Ferragano'yu düşürmeyi başardı. Pauling de bombasıyla X-Monster'ı cezalandırıyor bu arada. Karşılıklı bir trade geldi. Pauling, Little Knight'ı da düşürmeyi başardı. Noobs in Action takımı birazcık zorlanıyor gibi gözüküyor şu anda. Scrum ekibi karşısında Çöl Fırtınası'nda. Ama hala hiçbir şey bitmiş değil. 4'e 3 bir durum var şu anda. Plantlere doğru geri çekilmiş bir Scrum ekibi görüyorum. Bir süre... Kapandılar. Evet kapandılar. En doğrusunu yaptılar. Bir kişilik avantaj sağladılar. Bu gayet yeterli onlar adına. Yani sayısal eşitlik olsa bile CT tarafı biraz daha avantajlı oluyor sayısal eşitlikte bile. O yüzden şu anda Scrum ekibi avantajını korumak istiyor. Şu anda B plant'a doğru yaklaşıyorlar. Shields orada karşılayacak iki oyuncuyu birden. Bakalım nasıl bir performans gelecek Shields'tan. Evet, yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Hemen backup üniteleri de orada yakınlardalar. Shields'ın performansı müthiş önemli olacak. Evet, plant'a geldiklerini artık biliyorlar. Backup'ın gelmesi lazım. Shields orada oyalabildiği kadar oyalayacak. İlk rakibini vurmaya başladı. İkinci de vurdu. İkinci de vurdu. Üçüncü üzerinde bir spreyi var ama Farmazon kaçmayı başardı. Büyük ihtimalle onu düşüreceklerdir. Evet, LoL 1 HP'yi Farmazon da düşürdü ama Shields'dan mükemmel bir savunma geldi bu arada. İnanılmaz iyi. Çok güzel bir savunmaydı. Shields'dan gerçekten... bu hareketleri sık sık görüyoruz. Görüyoruz evet. Noobs in Action takımının burada tekrar zorlanacağı bir gerçek. Kesinlikle öyle. Scrum ekibi gerçekten çok hazır gözüküyor. Shields çok hazır gözüküyor. Pauling çok hazır gözüküyor. Hepsi çok hazırlar. Bakalım Noobs in Action takımının bir cevabı olacak mı? Scrum ekibinin yüksek performansı karşısında. Yani bu haritayı kazansalar bile Scrum karşısında çok zorlanacakları bir kesim. Ihtimalle. Pauling bu arada birazcık uzaktan, açıktan tutmayı tercih ediyor. Güzel bir bomba denemesi. X-Monster'ın sağlığı gider mi? Evet, bayağı bir sağlığı gitti ve sonra da Pauling onu çıkıp bitirmeyi başardı. Ama Little Knight 0-1 HP'yi düşürdü. Pauling devam ediyor kaldığı yerden. Lavoizer'ı aldı. O bomba vurur mu? Hayır, vurmadı. Pauling neler yapıyor orada? Pauling bombası KBD vurdu. Onu da vurabilecek mi? Hayır, Farmazon dur diyen isim oluyor Pauling'e. Shields bu arada bombasıyla Little Knight'ı da almayı başardı. Farmazon şu anda bugün görmeye alışık olduğumuz sahne 3'e 1 tek başına. Bakalım bize bir... galibiyet izletebilecek mi? Ama işi çok zor. Ferragano, Shields, Uzay hepsi hayattalar. Hepsi hayattalar ve gerçekten full sağlıklılar. Full sağlık gerçekten zor. Hani baya baya zor bir iş olacak ki. Şimdi Ferragano ile karşılaşacak ama Farmazon çok fazla hasar aldı ve Ferragano'ya herhangi bir mermi isabetinde bulunamadı. Şu anda işini çok daha zora soktuğu artık yerini de biliyorlar derken Uzay çıkıp Farmazon'u vurdu. Güzel oyun. Bu haritada biraz bir şey dikkatimi çekti. Scrum ekibi çok daha agresif oynuyor farkında evet, mısın? Evet ama nereden çıkıp ne zaman piklemesi gerektiklerine çok hakimler. Scrum yani Pauling'in uzunda bu kadar bomba attıktan sonra monster düşürüp daha sonrasında KB'li gatı düşürdü. Yok KB'li gatı düştü. Hani uzunda bu kadar agresif oynaması gerçekten çok enteresan. Farmazon'un bombaya canının çok azaldığını görüyorum. Şimdi oradan bombalarını attı ortaya doğru ama isabetli bombalar değildi. Şimdi Little Knight'ı görüyoruz. Uzun tarafında şu anda iki oyuncusu var KB'ydi. Evet Ferragano orayı tutmaya çalışıyor şu anda tek başına. Başarılı olacaktır SC 2010 silahıyla. Köprüde genelde oyuncuların tercih ettiği bir silah olduğunu görüyoruz. Şimdi orada bir birikme var. Pauling geriye çekilmek durumunda plant'a doğru. Bakalım kurtulabilecek mi? Hayır, Lavoizer izin vermedi. Güzel bir bomba geldi mi? Hayır, Little Knight. LoL 1 HP'yi headshot'la düşürmeyi başardı. Şimdi Noobs in Action takımı güzel bir avantaj yakaladı. Ama Shields sessiz bir şekilde plant'te değil de
Çok daha farklı bir yerde bekliyor bu arada. Fark etmeyecek şu anda. Shields oradan göstermezse çok fazla frag alma şansı var. Onun orada olduğunu düşünmeyeceklerdir. Plant'te olduğunu düşüneceklerdir. İlk rakibini headshot'la vurmayı başardı. İkinci rakibini düşürdü. Evet. Shields orada kilidi açmayı başaracak mı? 3 gelir mi? 3 de geldi. 4 gelir dört mi? 4 gelecek mi? Gelmedi ama yine de mükemmel bir oyun. Ferragano tek başına kaldı. Ama şu anda ona doğru ilerleyecek bir rakibi olabilir bu arada. Ferragano bundan faydalanabilir. Little Knight onun sesini duymadı. İkisi de birbirlerinden habersiz bir şekilde bomba oynuyorlar. Kuruldu. Bomba kuruldu. Ferragano'nun sakin olması lazım. Şimdi Little Knight'ı görecek. Bakalım vurabilecek mi onu? Evet, vurmayı başardı. Şu anda biri bir durumdalar. İkinci rakibinin yerini bilmiyor ama Pharmazone Ferragano'yu düşürmeyi başardı ve Noobs in Action takımının ilk roundunu kazanmasını sağladı bu arada. Çöl fırtınası haritasında. Yani Shields gerçekten orada çok güzel mükemmel oynadı. Dördüncüyü de vursa çok güzel şeyler öf diyorum. Shields bugün gerçekten çok formda. Harika bir performans gösteriyor. Evet, finaller boyunca böyleydi. Evet. Evet, şimdi bombaların geldiğini gördük ama herhangi bir hasar göremiyorum. Şimdi yine köprü tarafında Ferragano mükemmel bir bomba gelmiş olabilir mi? Ama Little Knight çok hızlı bir şekilde pencereden atlamayı başarınca o bomba boş bir bomba olmaktan öteye geçemedi. Şimdi Pharmazone yine köprü tarafında Ferragano'yu zorlamak istiyor ama Ferragano tabii ki de açık bile vermiyor. Ve şimdi biraz daha geriye çekilmeye başladığını gördük. Büyük bir ihtimalle yine A tarafına doğru gidecekler mi? Evet, Shields'dan bir bomba geliyor. Çünkü nerede kümelendiklerini az çok biliyorlar. Bakalım başarılı olacak mı o bomba? Hayır, başarılı olmadı. Şu anda biraz daha sakin bir oyun izliyor Noobs in Action takımı. Bakalım neye karar verecekler. Şimdi harekete geçmeye başladılar. Yine Poling üzerine, Poling ve Shields üzerine oynayacaklar gibi duruyor. Bakalım bu ikiliyi geçmek de gerçekten zor. Güç bir olay. Şimdi bir bomba geldi ama Lavoizer Poling'i düşürdü ama Shields yine iki oyuncuyu almayı başardı. Shields orada ne yapıyor? Ben olsam orayı artık tercih etmezdim. Little Knight Ferragano'yu düşürmeyi başardı ama Shields üçüncü rakibini de indirmeyi başardı ama Shields'a dur diyen bir Pharmazone var ama sen Shields'a dur dersen LoL bir iş bile seni durdurur Pharmazone. Yine çok güzel bir backup geldi. Çok güzel bir destek geldi. Her zaman olduğu gibi. Şu an durum 2'ye 1. Little bakalım neler yapacak. LoL bir HP'yi izin bile vermedi Little Knight'a, oyunu olmasına izin vermedi, oyunu kurmasına izin vermedi ve durumu 3-1'e taşıdı Scrum ekibi. Shields bu arada alev alev. Yani gerçekten çok iyi tutuyor B'yi. İnanılmaz. B'yi çok güzel tutuyor. 9 frag'i var. 4 round bitti. Yani 4 round'ı 3-3 çıkartıyor bir evet. De. Hani öyle 1-1 de değil, 3-3 frag çıkartıyor, bakar mısın? Evet, şimdi yine bir çatışma görüyorum ben köprü tarafında ama herhangi bir hasar göremedim. Şimdi Ferragano'nun birazcık hasar aldığını gördüm. Bakalım bombasını deneyecek mi? Ama birazcık daha puşlasalar, bombasını öyle denese daha faydalı olabilir. Şimdi uzay aşağıdan bir bomba deneyecek köprünün karşı tarafına. Başarılı olma ihtimali var orada, ufak bir kümelenme var. Bakalım uzay bombasını ne zaman atmayı tercih edecek? Şimdi atmayı tercih etti. Bakalım işe yarayacak mı? Smoke atmayı tercih etti. İnce kesiyor bu arada şimdi. Oo, vurmayı başardı bu arada Pharmazone'u. 57 hasar verdi. Pharmazone'un sadece 43 sağlığı kaldı. Gayet güzel bir atıştı uzaydan. Yani çok güzel bir atıştı. Şimdi yine B plant tarafında bir kümelenme olacak gibi gözüküyor Noobs in Action takımından ama orayı açık vermiyor Shields'a Poling ikilisi. Bakalım neler olacak. Poling bu arada bombaya sağlığı gerçekten azaldı. Şimdi oraya bir bomba daha geldi ama onu zorlamayı başardılar. Şimdi yine işler Shields'ın eline bakıyormuş gibi duruyor. B tarafına doğru dönecekler gibi duruyor. A tarafındaki rotasyonu tutan bir oyuncu görüyorum. Noobs in Action tarafında. Bakalım. Monster'ın artık kill alması gerekiyor. Kesinlikle. Hani 5. round oynanıyor ve artık takım için bir şeyler yapması lazım. Kesinlikle. Şu an 0 kill. Evet, şimdi biraz daha ardını arıyorlar bu arada. Şimdi Shields'la karşılaşacak Lavoizer ama Shields göstermeyecektir büyük bir ihtimalle. Şimdi bir rakip oyuncunun nerede olduğunu gördü. Bu güzel bir bomba denemesi ama bu bomba Lavoizer'in çok fazla hasar almasına sebep oldu. Güzel bir bombaydı Shields'dan. Şimdi yerini değiştirdi. Pharmazone pencereden bakıyor içeriye doğru. Poling ile KB7 karşılaştı ve Lavoizer Poling'i düşürdü. Dolbeç bir KB7'yi düşürdü. Artık yerini biliyorlar Shields'ın da. İlk defa B'yi alabilecek mi acaba Noobs in Action takımı? Hayır, Shields hayır diyor. Hayır diyorlar. İmkansız bu arada. B'ye yani, girmek bu kadar kolay değil bu arada. Evet, şu anda artık yani şu roundda da B'ye giremedilerse bence B'yi denemelerinin artık hiçbir anlamı kalmadı diye düşünüyorum ben. Durum 4-1 Scrum adına. Yani 6. round oynanacak şu anda ve B'yi çok zorluyorlar ve B'ye inatla giremiyorlar. Giremedikleri halde almaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi güzel bir bomba gelmiş olabilir mi? Hayır. Evet, 1 HP'nin sağlığı yeterince çok fazla silah azaldı. Lavoizer de aynı şekilde 60 sağlığa kadar indiğini görüyoruz. Bakalım nasıl bir oyun izleyecekler. Lavoizer'in 30 sağlığı kaldı bu arada. Yani midden de A'ya giremiyorlar aslında. Evet. Öyle de bir durum var. Evet, Lavoizer denemelerini yapıyor ama bunlar çok zor denemeler. Acaba A'yı mı tercih edecekler bugün?
Bu roundda yoksa yine B üzerine bir oyun mu göreceğiz? Ama Pulling bu arada bombasıyla Little Knight'ı aldı görmediğimiz alanda. Durumu 5'e 4'e taşıdı şu anda. Scrum ekibi çok dominant bir oyun ortaya koyuyor. Noobs in Action takımı için problemler başladı diyebiliriz bu arada. Kesinlikle. Eğer bu roundda da verirlerse 5-1 gerçekten 2 round alabileceği bir şekilde. Pulling bir gösterdi arabanın arkasından ama onu vurması için yeterli olmadı. Şimdi ortadan bir rush gibi geldi. X-Monster Shields'ı düşürmeyi başardı. Bu önemli bir frag'ti. Pulling'in de sağlığı yarıya kadar indiğini görüyoruz. 4'e 4 bir eşitlik var. Acaba B'yi mi tercih edecekler? B'ye dönebilirler bu arada. Pulling orada sadece tek başına. Bakalım yine... Monster ikinini aldı. Evet. Bu arada 6. round'da. Evet şimdi biraz daha sakinlediler. Shields'ın düşmüş olması onlar için iyi bir haber bu arada. LoL 1 HP şu anda A spotta güzel bir şekilde iyi bir yeri kesiyor bu arada. Bir an gösteri gibi oldular. Uzay X-Master'ı bitirmeyi başardı. LoL 1 HP Lava üzeri bitirdi. Uzay Parmazon'u bitirdi. K7 Ferragano'yu bitirmeyi başardı ama yine de fark etmedi LoL 1 HP KB7'yi düşürünce 5-1'lik bir süpürülme diyeyim artık yani yine ben buna. Çünkü çöl fırtınası favori olmaz dedim. Meğerse varmış favori. Yani gerçekten favori varmış. Ben bu kadar 5-1'lik bir skor gerçekten beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Şu replay'i isimleri silip izletsek yani. Shields'la Pulling böyle bir şey yapabilir miydi? Ben yani gerçekten bilmiyorum açıkçası. Çok müthiş. Yüksek B'yi derecede. Çok güzel tuttu. Mükemmel bir performans. Yani 4 kere B denediler. 4'ünde de yani plantleyemediler bile. Ama aynen. Backup da güzel geldi zaman zaman. Backuplar çok iyi backuplar çok da güzel geldi ama backup'ın gelmediği durumlarda bile iki oyuncunun dört oyuncu düşürdüğünü çok gördük yani. Kesinlikle öyle. Mesela Shields'ın orada track arkasında tuttuğu pozisyonda evet. Arkadan hemen LoL 1 HP'nin gelmesi çok iyi bir backup'tı evet. Bu arada. Hani gerçekten B'ye hiçbir şekilde sokmadılar. Girmelerine bile izin vermeler. İkinci yarıyı merakla bekliyorum. İki ben round de. Scrum için çok kolay olacak gibi geliyor. Bakalım neler olacak? Noobs in Action takımı yine güzel bir geri dönüşe imza atabilecek mi yoksa? İlk round çok önemli. Evet ilk round çok önemli. Hadi Scrum ekibine sadece iki round lazım ve bakalım bu istedikleri roundları almayı başarabilecekler mi yoksa Noobs in Action takımı söylediğimiz gibi CT savunmasında sert bir savunmayla Scrum ekibini zorlamayı başaracaklar mı? Ben de merak içerisindeyim. Evet ikinci yarımız başlıyor. Evet, ikinci yarı başladı. Evet, köprü üzerinde bir yoğunlaşma görüyorum ben şu anda. Noobs in Action takımında. Evet, Farmazon'un B tarafını tuttuğunu görüyoruz şu anda. Ve tek başına gibi neredeyse. Sadece Connector tarafında bir takım arkadaşı varmış gibi aslında. B'yi tercih edebilir Scrum ekibi ama... Onların daha farklı bir planı varmış gibi gözüküyor. Şu anda bombalarını attılar. Evet, B tarafına dönüyorlar gibi gözüküyor. Evet, HS geldi. Farmazon LoL 1 HP düşürdü. Pulling de Farmazon düşürdü. Bir karşılıklı bir trade var. Pulling'in sağlığının gayet az olduğunu söyleyebilirim. Little Knight'ın da sağlığı birdenbire çok azaldı derken Pulling onu bitirmeyi başardı. Uzay X-Monster'ı düşürdü bir ama X-Monster'ın bombası iki kişiyi birden düşürdü. Ve bu arada Ferragano da KB7'yi düşürünce 2-1 kalmış bir Lava Özer görüyoruz. O aradıkları round hiç uzakta değil gibi gözüküyor Scrum takımının. Acaba 2-1 olacak mı şu anda? Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum şu anda. Bu round'u alırlarsa bir round'a ihtiyacı kalacak sadece Scrum ekibinin. Bakalım Lava Özer ne yapacak şu anda? Gerçekten tam bir yılan gibi takılıyor. Uzay oraya birazcık yaklaşabilir gibi ama Uzay da çok sakin oynamayı tercih ediyor şu ana kadar. Birazdan bir karşılaşma görebiliriz ama bakalım nasıl bir yol izleyecekler. Ferragano şu anda B'ye girmek üzere. Evet pencereden bir B tarafını kontrol etti. Sanırım spotun boş olduğunu... Uzay'a söylemiştir. Şimdi artık bir rotasyon geldi Lava Özer'den. Uzay onun sesini duydu ve Uzay onu bitirmeyi başardı ve durum 6-1. Scrum ekibi rahatlıkla ilk round'u kazanmayı başardı ve şu anda sadece bir round'a ihtiyacı var. Yani B çok güzeldi. B'de ses yaptı, ateş etti. Evet. Uzay orada bekledi ve çok rahat bir şekilde kill'i aldı. Şu an 6-1. Bakalım, 7-1 olacak mı? Bakalım Scrum ekibi 7-1 yapmayı başarabilecek mi gerçekten? Ben de bunun merakı içerisindeyim. Şimdi birazcık yine köprü tarafında yoğunlaşma var ama oradan B tarafına dönme ihtimalleri yüksekmiş gibi duruyor. Noobs in Action takım Scrum ekibinin. Scrum bu arada o kadar agresif oyun oynamıyor. Evet. Biraz base tarafında... Ayaklar yere basarak. Aynen. Base tarafında biraz takılıyorlar. Yani rakibin açılmasını bekliyorlar. Biraz risk almasını bekliyorlar ki 6-1'de de bu riski çok kolay bir şekilde yakalayabilirler. Şimdi karşılıklı smoke'lar ve bombalar geliyor ama herhangi bir şekilde bir hasar göremiyorum iki takım oyuncularında da. Nasıl bir rotasyon izleyecek Scrum ekibi? Ben de merak içerisindeyim. LoL 1 HP'nin gayet sağlığı azaldı. Little Knight bu arada arkalayabilir şu anda. Hem Pulling'i hem de... Ooo
ama onu gördüler. Bu kötü bir işaret bu arada. Noobs in Action takım adımı ama Laboizer ve KB7 iki oyuncuyu düşürmeyi başardılar. 4'e 3 bir durum var şu anda. LoL 1 HP bu arada çok fazla hasar aldı. 13 sağlığı kaldı sanırım, evet. Şu anda işler iyi değil Scrum ekibi için. Belki de Noobs in Action takımı City tarafındaki ilk galibiyetini alabilir bu arada, round galibiyetini. Kesinlikle öyle. Ve bunu alırlarsa da hırslanıp devamını getirebilirler. Bakalım ne kadar kolay olacak onlar için bu. Ondan emin değilim ama bu round'u alabileceklermiş gibi gözüküyor şu ana kadar. Ama yine de Poling, Ferragana ve LoL 1 HP hayatta. Her şeyi yapabilecek 3 oyuncu. Kesinlikle öyle. Özellikle Poling'in çok az canlı neler yapabildiğini gördük. Şimdi Laboizer'le karşılaşabilir Poling ama Laboizer'in aim'i gerçekten kafasının tam gelmesi gereken noktada olduğu için. X-Monster! Ferragana'yı da çok güzel bir şekilde düşürdü. Güzel bir headshot. LoL 1 HP tek başına 13 sağlığı var. SC 2010 var. Ne kadar avantajlı durumda olsa da silah açısından 13 sağlığı onu hiçbir şekilde ileriye atmıyor. Büyük bir ihtimalle burada hem arkadan hem önden sıkıştırılacak ve 10 saniye içerisinde bitirilecek. Ama öncesinde Laboizer'i düşürmeyi başardı. Şimdi o taraftan çıkacak bir oyuncu daha var mı? Evet. Bir pikler gibi yaptı ama arkasından oyuncuya, gelecek oyuncuya birazcık zaman kazandırıyormuş gibi gözüküyor şu anda. Ama oyuncu altında kalmayı, altında kalmayı tercih etti. Aşağı atlaması ihtimaline karşı sanırım. O da şu an arkasına bakıyor ama. Evet, hala onu oynayacak birazcık alan bıraktılar ama Ölbeyiz'in yapabilecek hiçbir şey yok şu anda. 3 oyuncudan birini kesinlikle düşürmek zorunda ki biraz daha ilerlemesi gereksin. Artık zaten plant diyemeyecek, süresi bitti. Bütün oyuncuları vurması gerekiyor, artık işi çok zormuş gibi derken X-Monster LoL 1 HP'yi düşürmeyi başardı ve durumu 6-2'ye taşıdı. Hala Scrum ekibinin bir round alması harita galibiyetine imza atmasını sağlayacak. Alırlar gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Hani ilk roundu verdikleri için şu 6-2'den kolay kolay verecek bir ekip değil. Ben de aynı fikirdeyim. Bakalım er mi olacak, geç mi olacak? Bunu izleyip göreceğiz. Üçüncü haritayı merakla bekliyorum. Bombalar geldi karşılıklı. Ferragana bombasıyla Little Knight'ı düşürmeyi başardı bu arada. Şimdi hızlı bir şekilde B'ye dönebilirler bu arada. Evet, orada bir kümelenme görüyorum. Onları hızlı bir şekilde karşılamaları gerekebilir ama Ferragana Farmazon zaten orada. KB'ydi bu arada, Ferragana'yı bombasıyla almayı başardı. Durumu 4'e 4'e taşıdılar. Şu andaki avantaj birazcık olsun Noobs in Action takımına doğru dönmüş gibi. Hızlı bir şekilde bu arada B tarafına doğru pencereden bir baktı. LoL 1 HP ama herhangi bir kimseyi göremedi. A'ya dönecekler mi acaba? Onlar şu anda açık verecek bir oyuncu bekliyorlar. Arkalayacak bir oyuncuyu düşürmek istiyorlarmış gibi gözüküyor şu anda. Güzel bir bomba spotu gördük bu arada. Şimdi Shields şansını deneyecek mi? X-Monster LoL 1 HP'yi düşürdü. Farmazon Shields'ı bitirmeyi başardı. Durumu 4'e 2'ye taşıdılar. Noobs in Action takımı bir geri dönüşe imza atabilecek mi acaba? 5-1'den. Şimdi iki oyuncu karşılaştılar. A spota doğru girmiş bir Poling ve Uzay var. İlk oyuncuyu düşürebilecekler mi? Hayır. Laboizer Uzay'ı düşürmeyi başardı. Şu anda Poling tek başına derken Laboizer Poling'i de düşürmeyi başardı ve durum 6-3 oldu. Evet, şu anda Scrum ekibi birazcık zorlanmaya başladı 5-1'den sonra ilk roundu. Tam bir istediğimiz final oluyor şu an. Gerçekten öyle, dişe diş, kora kor. Şimdi Scrum ekibine hala bir round yeterli olacak. Bakalım o istedikleri roundu almayı başaracaklar mı? Noobs in Action takımı da bir şeyleri doğru yapmaya başlamış gibi gözüküyor artık. Daha hızlı backuplar geliyor. Hızlı kesinlikle arkalıyorlar oyuncuları. Güzel bir komünikasyon başladı şu anda Noobs in Action takımında. Bakalım bu onları harita galibiyetini alacak roundları kazanmaları için yeterli olacak mı? Bakalım olabilir. Çünkü hani finalde şu iki round çok önemli. Aldığınız zaman rüzgar arkanıza devamını getirebiliyorsunuz. Noobs in Action takımını hiç kaybetmeden çokça round kazanması gerekiyor şu anda. Bakalım ne kadar geçerli olacak. Şimdi bir karşılaşma olabilir. Little Knight. LoL 1 HP'yi düşürdü ama Ferragana Little Knight'ı düşürdü. Birazcık açıktan tutuyor Little Knight. Şimdi uzaklardan Farmazon bir sprey denemesinde yaptı ama B'ye, şu anda B'ye doğru bir dönüş görmüyorum ben Scrum ekibi tarafından. Şimdi bir yaklaşma var o tarafa doğru, bakalım. Poling sanırım pikleyebilir her an. Farmazon şu anda çok hazır gibi gözüküyor oradaki piki ama hayır. Oyuncunun geçmesine izin verdi. Şu anda plant'e doğru çekilmek zorunda kaldı. X-Monster'ın da sağlığının azaldığını görüyorum ben. 60 civarlarında bir hasar aldı. Şimdi bombayı doğruladıktan sonra eski konumuna doğru geri dönmeye başladı X-Monster. Bombadan sonra canı yarı yenince geri çekilmeyi tercih etti. Çok mantıklı bir hareketti. Şu anda Shields'ın biraz TD'de bir şeyler yapması lazım. Kesinlikle. Yani eğer galibiyet istiyorsa. Şimdi Poling bu arada rakip takım oyuncularıyla karşılaşabilir. Laboizer sağında, solunda bir oyuncu daha var. Bakalım ne yapacak? Oo, Uzay bu arada X-Monster'ı vurdu. Farmazon'da Uzay'ı vurdu. Şimdi ne olacak? Laboizer arkalamıştı ama Poling çok güzel bir zamanda çıktı. Laboizer'i düşürmeyi başardı. Şimdi bakalım Shields ne yapacak? Poling bir oyuncu daha düşürdü derken Scrum ekibi aradığı ikinci round galibiyetini elde etti ve durumu 2-1'e taşıdı genel
istatistiklerde. Scrum ekibi 2-1 önde şu anda. Evet, seride 2-1 yaptılar. Bu haritayı da kazanmaları durumunda Scrum ekibinin evet. Artık şampiyon evet, olacaklar. Evet, Velocity istiyordum ben zaten. Birkaç tane Velocity anlatma şansım olmuştu. Şimdi gerçekten zurnanın zart dediği bir deyim var ya, oradayız şu anda ve bu Velocity haritası olması beni çok... Değil mi? Evet, uzasın böyle uzasın yani. Gitsin, evet. Yani final dediğim böyle olur. Kesinlikle hani, aynı fikirdeyim. Biri hak edecekse böyle hak etsin. 3-1 çok şey geliyor bana. Hani final gibi değil. Arada gibi bir skor değil arada, mi? Arada evet, bir skor gibi. Evet, ya. Çok tadımlık. Yani sonuna kadar böyle şey yapmak lazım. Yaşamak lazım final heyecanını. Finaller o zaman keyifli oluyor abi. Aynen öyle. Bakalım şu anda Scrum ekibi 3-1'e taşıyabilecek mi durumu, yoksa Noobs in Action takımını Midtown haritasını uzatmaya başarabilecek mi? Şimdi bombaların geldiğini gördük ama herhangi bir hasar göremiyorum ben şu anda. Evet, şimdi hızlı bir şekilde köprüye doğru çıktılar. Lolbirich bir onları karşılayacaktı. Bombalarını kullandı bakalım. Ama sadece bu bombalardan Lolbirich birinin canının gittiğini görüyorum. Yaklaşık 69 civarında sağlığı kaldı. Sanırım plante doğru çekilse onun için en doğrusu olabilir. Orada kurda kuşa yem olma ihtimali var diye düşünüyorum. Evet, Shields'ın da ben sağlığının azaldığını görüyorum şu anda. Bakalım, Scrum ekibi birazcık zorlanabilir ilk roundda. Ama herhangi bir oyuncunun düştüğünü görmedik henüz. Şimdi, evet, oraları da bir tabii safe'lemek gerekiyor B plant'te. Kesinlikle. Devam etmeden önce içeriden devam edebilirler, dışarıdan devam edebilirler köprünün altından ama içeriden devam etmeyi tercih etti Farmazon şu anda. Evet. Şu anda rakiplerini spotlamaya çalışıyor. Bir rakibini görebildi mi? Hayır. Ooo, Little Knight. Lolbirich mi üzerinde? Güzel bir headshot geldi bu arada. Gayet güzel bir headshot. Bombalar da gelmeye başladı. 4'e 5 bir üstünlüğü var şu anda Noobs in Action takımının. Bakalım bu üstünlüğü kullanabilecekler mi? Shields çok formdaydı bu arada bir önceki haritada. Bakalım devam edebilecek mi? Little Knight bu arada... sağlığı bayağı azaldı bu arada. Ve C4'ü de kurmayı başardılar. Şimdi bakalım savunma gelecek mi? Uzay, Shields derken ama Shields'ı düşürmeyi başardılar bu arada. Ferragano güzel sprey ama onun da cezalandırıldı. Cezalandırılan isim Lavoizer. Little Knight de Pauling'i düşürünce Uzay'ın tek başına kaldığını gördük. Ve Little Knight de Uzay'ı düşürünce ilk roundu Blow City haritasında Noobs in Action takımına yazmış bulunmaktayız. Yani güzel bir final oluyor bizim için. Tam beklediğimiz gibi başladı Noobs in Action takımı. Bakın umarım devamını getirirler de son haritaya kalırız diye düşünüyorum. Evet, şu anda yine bombaları izledik. Herhangi bir hasar göremiyorum ben tekrardan. Yine şimdi köprü tarafında iki oyuncu görüyorum Noobs in Action takımından ama derken Uzay C5 ile Little Knight'ı varili patlatarak Little Knight'ı düşürmeyi başardı. Gerçekten güzel bir hamleydi bu. Uzaydan beklediğimiz hareketler tabii ki de. Bu arada Lavoizer ve Farmazon'un sağlığı azaldı diyecektim. Shields Lavoizer'i düşürdü ama Farmazon da hemen cevap verdi ama Farmazon'un da yaklaşık 15 civarında sağlığı olduğunu görüyorum. 14'müş, kusura bakmayın, tahmini bu kadar yaklaşabildim. Kesinlikle. Ya olabiliyor böyle şey, hani sol tarafta tam olarak şeyini evet. Göremiyoruz. Şimdi bu arada Noobs in Action takımı birazcık sıkıntıda olabilir. Farmazon'un sağlığı az. Şimdi KB7 bu arada daha önceki haritalarda güzel performanslar ortaya çok koymuştu. Çok güzel eğimdi ama Pauling. Mükemmel headshot geliyor X-Master üzerinde. Şu anda takımın avantajlı duruma doğru taşımaya başladı derken Uzay KB7'yi düşürmeyi başardı. Scrum çok fazla uzatmadı bu arada bu roundu. 4'e 1 bir üstünlük var şu anda. Farmazon bu arada şu anda tek başına 14 sağlığı var az önce de belirttiğimiz gibi. Bakalım roundu takımına yazdırabilecek mi ama çok gerçekten zor, çok canı zor. Da çok 4'e az. 1 ve B plant'e yaklaştı. İki oyuncu orayı doğru kesiyor. Bir oyuncunun nerede olduğunu biliyor. Bir oyuncu da plant'e çok yakın ama Farmazon bundan haberdar mı? Haberdar olsa bile bir şey fark etmiyor. Lolbirich bir tarafından bitiriliyor ve durum 1-1. Gayet güzel oyunlar dönüyor. Süper. Evet, gayet güzel oyunlar geliyor iki takımdan da. Yine bombalar geldi ama şu anda o bombaların hedefinde kimsenin olabileceğini göremiyorum. Evet, hatta bir bomba duvarda kaldı. Evet, Little Knight bu arada. Lolbirich HP'yi düşürmeyi başardı göremediğimiz alanda. Şimdi köprü üzerinden çok hızlı bir şekilde KB'ydi. B plant'e doğru ilerliyor. 3 kişiler bu arada şu anda orada. B plant'teki... oyuncu sayısının da eksik olduğunu ben görüyorum minimap'e baktığımda. Bakalım nasıl bir cevap verecek Scrum ekibi bu hızlı oyun karşısında. Uzay X-Monster'ı düşürmeyi başardı bu arada. Bu iyi bir haber. En azından sayısal eşitliği sağlamayı başardılar. Şimdi devamı gelecek mi?
Evet, B plant'e doğru geliyorlar. Şu anda plant'e yakın tarafta bir Poling var. Poling'i görebiliyorum. Evet ama Poling'i düşürebilecekler mi? Hayır. Bu arada canı hasar bile veremediler. Tellerde bayağı kaldı mermi ve... Ama Poling düşürmeyi başardılar. Feragon da KB7'yi düşürdü. Uzay da Little Knight'ı düşürünce birdenbire 3-2 kaldılar. Scram ekibi şu anda avantajı eline almış durumda. Uzay'ın her ne kadar sağlığı az olsa da Farmazon canı azaldı. Çok ciddi bir hasar verdi diyecektim ama... Farmazon uzayı bitirmeyi başardı. Zaten az sağlığı vardı ama Farmazon'un şu anda 35-40 civarında bir sağlığı var. Shields tankın arkasında Lavoisier'in sesini duydu. Büyük ihtimalle de avantajlı durumda olan oyuncu Shields'dı. Ama Farmazon da Lavoisier çok iyi oynadı bu arada orayı. Yani Lavoisier İkinci gerçekten... oyuncu da var orada ama Ferragano güzel bir şekilde Lavoisier'i düşürdü. Birebir kaldılar bu arada. Ferragano Lavoisier'in yeri... Bu arada mükemmel çok güzel oynadı shot. Ferragano. Bu arada İnanılmaz gersen oynadı. Takımını sırtladı ve götürüyor bugün. Ferragano... Önce çok bombalarıyla güzel bir şimdi çok mükemmel güzel bir clutch. Senin de söylediğin gibi Scrum ekibi 2-1'lik üstünlüğü ele almış durumda bu arada Blow City haritasında. Evet yine bombaları görüyoruz ama hasar verecek mi? Hayır, herhangi bir hasar almadılar. Hatta Poling civarına gelen bomba gayet kötü bir bombaydı. Bayağı haritanın dışına gitti Little bu arada Knight bomba. Little Knight bu arada LoL 1 HP'yi düşürmeyi başardı. İyi bir haber değil bu arada. Şimdi A-Plant civarında X-Monster bombalarını kullanıyor, Smoke'unu kullanıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor takımı adına şu anda. Uzay'ın oradaki konumu çok önemli olacak. B plant'te iki tane B köprüde iki tane oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Uzay'ın performansı önemli diyecektim ama Little Knight uzayı düşürmeyi başardı ve B plant'e doğru iki takım arkadaşıyla beraber ilerlemeye başladı. Ve plant'in şu anda içinin boş olduğunu görüyorum ama Shields orada yakın diyecektim ama Little Knight gördüğünü affetmiyor şu anda. Onu da düşürmeyi başardı. 5'e 2 bir durum var şu anda. Durumlar çok zor Scrum ekibi için derken Ferragano birini düşürdü ama KB7 Ferragano'yu düşürdü. Artık 4'e 1 bir durum var diyecektim artık. O da yok. KB7. Little gerçekten çok güzel. Müthiş oynadı. Oynadı. LoL 1 HP isteğini veremiyor şu anda. Evet. Fox. Yine bombalar geldi. Bakalım başarılı olacak mı? Hayır, yine iyi bombalar değil şu anda. Evet, Ferragano'dan güzel bir bomba geldi mi? Hayır, ondan da birazcık ezberi bir bomba diyecektim. Hayır, yine ezberi bozdurttu bana bu arada. Ezberi yakındı. 40 canını kadar götürdü, 60 canın kaldı. KB'li kadın. Evet, bu arada bakalım şu anda yine X-Monster'ın aynı spotta olduğunu görüyoruz. A'ya gidip bombalarını atıp birazcık dikkat dağıtıyor ama bu sırada köprüden gelen takım arkadaşları genelde problem yaşatıyor ama bu sefer A etrafında bir kümelenme görüyorum. B'yi tercih etmeyeceklermiş gibi. Sadece B köprüden açılacak oyuncu tutacak bir oyuncu var şu anda köprüde. Geri kalan 4 oyuncu A plant etrafında çevrelenmiş gibi duruyorlar. Poling sadece spottaki oyuncu ama etrafında da ona yakın Scrum oyuncuları mevcut. Bakalım nasıl bir oyun izleyecek bu arada. Noobs in Action takımı. İki oyuncunun sağlıkları azalmış durumda şu ana kadar. Bakalım ne yapmayı düşünecekler? A planı işleyecek mi? Ben bunu merak içerisinde bekliyorum şu anda. İki oyuncunun orada olduğunu gördü Poling. Bombayı dojlamayı başardı. Şimdi aşağı atlaması gerekiyordu. Bunu iyi bir şekilde başardı. Bir oyuncuyu düşürebilecek mi? Hayır, düşüremedi. Düşürebilse iyi olurdu ama olmadı. Ferragano bombasıyla Farmazon düşürdü ama. Ferragano ve Little Knight. Gerçekten iyi oynuyorlar şu anda. Little Knight elleri alev alev. Ooo can düşürebilecek bakar mi? Hayır, mısın? Can düşüremedi. Kalmadı bu arada. Evet, düşüremedi Little Knight. Ona da çok fazla hasar verdi. Kesinlikle. Durumu 2-2'ye getirmek istiyor şu anda Little Knight. Lavoisier'in de sağlığı gerçekten az. Bakalım LoL 1 HP takımına bu önemli round'u kazandırabilecek mi? Ama işi gerçekten çok zor. Sadece 12 sağlığı var. Çok güzel bu arada. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Ne yapacağını ben de merakla bekliyorum. LoL 1 HP gayet agresif oynuyor. Onu düşürmesi gerektiğini biliyor. Zaten 30 saniyesi kaldı. Kesinlikle onu vurup ama hayır. Vursa bu arada çok güzel bir clutch oluyordu. Evet. Güzel bir bet çatmış bu arada. Evet, çok güzeldi. Rakibinin çok azdı aslında. Vursa LoL 1 HP hani çok güzel bir round görmüş olacak kesinlikle. Şimdi yine bombaları görüyoruz. Bu arada Poling'in olduğu bölgeye bomba atan arkadaş hep dışarı atıyor, evet. Hep dışarı atıyor. Hangi oyuncu bilmiyorum ama. Şimdi bir bomba geldi Little Knight üzerinde. Ooo sadece 84 hasar diyecektim ama hemen tamamlamayı başardılar bu arada. Bu sefer LoL 1 HP Little'ı düşürdü. Yapmasını yaptı. Little Knight'ı düşürdü. Şu anda agresif oynamaya karar verdi. İki oyuncu var şu anda köprünün başlangıcında ve tırın arkasına geçmeyi başardı. Lavoisier'in haberi yok. Sesini duydu şu anda oyuncuların. Çok iyi oynadı bu arada LoL 1 HP. İlk rakibini düşürdü. İkincisini görünmedi. Nasıl duymaz onu? Nasıl çok duymaz onu? Çok enteresan değil mi? Evet, çok şaşkınım bu arada ama yine de yapabileceğini yaptı LoL 1 HP.
LoL 1 HP 2 oyuncuyu düşürmeyi başardı bu arada ölmeden önce. 3'e 3 bir durum var şu anda ama onu da almış olsaydı gerçekten mükemmel bir oyun oynamış olacaktı ama maalesef sesini duyamayınca yanından geçen oyuncuyu ölmesi kaçınılmaz oldu. Şu an 3'e 3 bir durum var bakalım. Barili patlattılar bu arada uzaklardan gelen bir bombayla. Uzay şu anda A spotta duruyor. Yeri şu anda fena değil gibi duruyor ama oraya gelecek bir bomba onu gerçekten zorlayabilir, aşağı atlaması gerekebilir bakalım. Noobs in Action takımı bu tarz bir zorlama hareketlere girişecek mi? Yani şu an tam 3'e 3, canlar full. Herkes pozisyon almış durumda. Round yeniden başlıyor. Round yeniden başlıyor diyebiliriz. Noobs in Action ekibinin sadece hızlı hareket etmesi gerekiyor, süreleri var çünkü evet. Süreden dolayı. X-Monster bu arada şimdi harekete geçecekler gibi duruyor. Pauling'in yerini öğrendiler sanırım. Pardon, Pauling Uzay'ın yerini öğrendiler sanırım. Evet, artık kesinlikle gördüler. Aşağı indi Uzay, birazcık konumunu kaybetti. Şu anda bir karşılaşma gelebilir mi? Evet, Ferragana Lavazer'i vurdu göremediğimiz noktada. Shales'da X-Master'ı vurdu. Uzay da son oyuncuyu vurunca. Evet, senin de söylediğin gibi bir anda 3-3 oldu. Tam böyle final maçı oluyor. Kesinlikle. Kafa kafaya gidiyor. Beklediğimiz oyunlardan bir tanesi buydu. Hani bir önceki oyuna baktığımız zaman böyle fark olmaması lazımdı. Şu anda 3'e 3. Kafa kafaya gitmesi gerçekten çok iyi. Yine Pauling'in oraya evet. Giden bomba haritanın dışına gitti. Sanırım Lavoisier bu arada ya da Farmazon. Evet, ikisinden biri atıyor. Evet, X-Master bu arada çok yaklaştı bu arada yine Pauling'in olduğu noktaya. Yine oraya bombalarını ve smoke'larını atacaktır diye düşünüyorum. A spotta birazcık ilgi ve dikkat çekebilmek adına. Ama yine de uzun tarafında ben iki oyuncu görüyorum bu arada. Noobs in Action takımında bakalım. Pauling, LoL 1 HP ikilisi onlara dur diyebilecek mi? Ama biraz daha geriden tutmayı tercih etmişler. LoL 1 HP rakiplerinin orada olduğunu biliyor. Şu anda site'a doğru geri dönmeyi tercih etti. Çünkü rakiplerinin sesini aldığını düşünüyorum ben. Gereksiz risk almadı. Oyunun başına çok erken düşüyordu. Hani 7. round'a kadar çok evet. Erken düştü hep. Bu sefer biraz daha pasif oynamayı tercih etti. Mantıklı. Daha kontrollü bir oyun izliyoruz. Pauling'in birazcık katılması gerekiyor. 7. round sadece bir frag'i var. Yani Scrum ekibine şu anda galibiyeti getirmek istiyorsa Pauling'in de bir şeyler yapmaya başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ki Pauling yaptığı zaman da yapıyor, yapıyor bunları. Gerçekten yapıyor. Hemen rakibini gördü orada KB7 ama göstermeyecektir diye düşünüyorum kendisini. LoL 1 HP şu anda site'ın içerisinde. Pauling oraya doğru yaklaşmaya başladı. Backup gelecek gibi duruyor. Güzel bir bomba geldi bu arada. Çok evet, güzel. KB7 Ferragana'yı düşürmeyi başardı. Çok güzel bir bombaydı. Şu anda Lavoisier'de C4'ü kuruyor. 5'e 4 bir avantajı var Noobs in Action takımının. Bakalım bunu kullanabilecekler mi? Lidl Knight'in canının azaldığını görüyorum. KB7 güzel bir spray ama LoL 1 HP onu düşürmeyi başardı. Şu anda Lidl Knight bombasını attı. Lavoisier LoL 1 HP'yi düşürmeyi başardı. Şimdi birazcık daha sakin oldu. Tankın arkasına doğru geçti. Bakalım ne yapacak? Güzel bir denemeydi ama Shields onu durdurmayı başardı. Şu anda Uzay'ı izliyoruz. Uzay bir spray denemesi yaptı. Köprüden ama mükemmel. Evet, Lidl Knight'ı düşürmeyi başardı. 2'ye 1 kaldı. X-Master tek kalan önce onu da düşürecek onu mi? Onu düşürdü. Ve... Şu anda bombayı çözebilecek vakti var sanıyorum. Evet, bombayı var. Çözebilecek şu anda Pauling. İnanılmaz bir oyun geliyor Uzay'dan. Çok Game güzel arkaladı. Çok güzel arkaladı. Bomba imha edildi. Yani inanılmaz nefes kesen bir rant oldu. Kesinlikle. Bir oraya geldi, bir oraya gitti. Bir oraya geldi, kesinlikle bir oraya gitti. Kesinlikle öyle. Biraz daha oyalansalardı aslında Noobs in Action bu roundu da almış olacaktı. Süreden dolayı bombayı tam zamanında kurmuşlardı ama 5 saniye kala Scrum ekibi çözmüş oldu. Mavi takım kazandı. Sanırım ufak bir sıkıntı oldu roundun başında. 4-3 şu anda durumumuz. Tabii 20 saniye geçmediği için roundun tekrarlanacağı bilgisini ben izleyenlerimize vereyim buradan. Kesinlikle. Evet, gayet güzel bir oyun dönüyor bu arada. Ben gayet çok heyecanlıyım şu anda. Scrum ekibi de çok iyi iş ortaya koyuyor ama Noobs in Action'ın da ekibinin de ortaya çıkarttığı iş gerçekten güzel. Köprü tarafında özellikle zaman zaman LoL 1 HP'yi çok zorlamayı başardılar. Ben gayet güzel oyun görüyorum iki takımdan da. Hala şu anda haritanın galibinin kimin olacağını kestirmek gerçekten imkansız. Yani ne olacağı hiç belli değil. İki takım da gerçekten istiyor bu haritayı. Bir takım alırsa... D-Live'da büyük sandık açılışımız olacak. Normal sandığın 4 katı ödül içeriği olacak. Kaçırmamanızı tekrardan öneriyorum. Evet, şimdi 4-3'ten devam ediyoruz kaldığımız yerden. Scrum ekibi birazcık daha önde gibi gözükse de Noobs in Action takımı da hiç arkada değilmiş gibi duruyor şu anda. Bakalım neler gerçekleşecek maçın ilerleyen dakikalarında. O bomba yakındı galiba ama hayır. Birazcık sekince istediği yere gidemedi.
Şimdi yine LoL 1 HP'nin köprü civarında olduğunu görüyoruz. Oraya ufak bir sprey geldi ama hedefini bulan bir sprey değildi. Şimdi Lidl Knight'ın çok hızlı bir şekilde köprüden açıldığını görüyoruz. Bakalım iş yapabilecek mi oradan? LoL 1 HP'nin de köprünün altında olduğunu biliyorduk ama sanırım B plant'e doğru geri çekildi. Hayır, B plant'e de değil, direkt evlere girmiş bu arada. Şimdi oradan kafasını gösterse çok üzücü olur diyecektim. Ve evet, üzüldü şu anda bu arada. Lidl Knight mükemmel bir headshot eliyle koymuş gibi vurdu LoL 1 HP'nin kafasını. Şimdi B plant'e doğru yaklaşıyorlar bu arada. Lidl Knight önden gidiyor. Arkasında takım arkadaşı var. Bakalım Ferragana'yı düşürebilecekler mi? Hayır, Ferragana biraz daha safe oynamayı tercih etti. Şimdi rakibiyle karşılaşabilir mi? Karşılaştı ama Uzi, Lidl Knight'a dur diyen oyuncu. Lavoizer'de Uzi'yi düşürdü. Lavoizer Ferragana'yı düşürdü. Shields'da Lavoizer'i düşürünce karma karışık bir oyun oldu bu arada. Bir anda 3'e 2 bir durum var şu anda. It's Master diyecektim. Shields çakaladı bu arada Farmazon'u. 2'ye 1 durumda tek başına kaldı ama Shields'ın ne kadar formda olduğundan az önceki aramızda bahsetmiştik. Bu roundu 2'ye 1 alma ihtimali olan oyunculardan bir tanesi şu anda sağdaki. Kesinlikle öyle. X-Monster'ı vurduktan sonra KB'li Galt'ta tam bir kuruldu. Kafa kafaya iyi iki oyuncunun kapışmasını şimdi izleyebiliriz. Solda camda olduğunu biliyor bir oyuncunun büyük bir ihtimalle. Klasik noktadır. Sağdaki X-Monster'ı tercih... Evet, onu da gördü. Tamam, yerleri artık biliyor. Şu anda ona göre oynaması lazım. KB'yi vurmayı başardı. Çok canı var, vurabilir. Vurabilir mi? İnanılmaz, aşağı atladı. Shields 20 canı kaldı. X-Monster'ın da 15-16 canı var belki de. İnanılmaz bir oyun geldi. İnanılmaz bir clutch geliyor. Müthiş oynuyor Shields bugün, inanılmaz bu arada. Takımını 2 günden beri sırtına aldı, taşıyor diyebiliriz. Ama diğer oyunculara da haksızlık olur bunu söylersem ama Shields hepsinden bir tık sanki öndeymiş gibi gözüküyor şu ana kesinlikle kadar. Kesinlikle öyle. Evet. Bugün Ferragana ve Shields gerçekten takımı taşıdı. LoL 1 HP'nin CT tarafında çok erken düştüğünü, çok gördük. Kolay kolay kendini bıraktığını gördük. Çok kötü. Akabinde Best of 5, 5 maçlık bir seri üstüne hani... Oyuncular da yoruluyor. Dün kesinlikle. De performans sergilediler. Yani kolay bir iş değil. İki günde bu kadar maçı kaldırabilmek ve bu seviyede kaldırabilmek. Kesinlikle. Özellikle finalde bunu iki takım kafa kafaya denk iki takım geldiği zaman çok daha zor oluyor. Evet, bu arada ikinci yarımız da başlıyor. Scrum ekibinin 5-3 üstünlüğü var. Bakalım şampiyonumuz belli mi olacak yoksa Midtown haritasına mı geçiş yapıyor olacağız bu haritadan sonra? Hepsinin cevabı çok kısa bir süre içerisinde öğrenmiş olacağız. Bakalım. Evet, şimdi takımları izliyorum şu anda. Dağılım. Shields bu arada köprü tarafına doğru gitti ama diğer oyuncular çok hızlı bir şekilde A tarafına doğru gitti. Shields sanırım köprü tarafında birazcık dikkat dağıtacak ama A'ya hızlı bir push gelebilir Scrum ekibinden. Bakalım neyi tercih edecekler şu anda. Büyük ihtimalle A üzerinde bir oyun deneyeceği yani çok belli Scrum ekibinin ama Shields'ın bu olaydaki desteği ne olacak ben çok merak ediyorum. Belki de backup'ı kesmek adına bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Oo, Uzay çok hızlı giriş yaptı. Şimdi bombaya düşen bir Poling. Uzay da düştü bu arada. Hızlı bir şekilde ama LoL'de üstünde Lavoizer'i düşürdü ama. Arkaladı Shields. Çok iyi bir yerden çıkmayı başardı. 2'ye 2 kaldılar. Rakibinin yerini biliyor. O bomba çok can yakabilir mi? Yakmadı. Çok güzel dodge'ladı ama KB7'yi düşüren bir Shields var. Shields harika oynuyor. Lidl Knight onun yerini biliyor. Bu bomba onu düşürebilir. Evet, Lidl Knight Shields'ı düşürmeyi başardı. Birebir bir durum var. Ferragana mı Lidl Knight mi? Ferragana bomba kuruyor. Bu bomba onun canını yakabilir mi? Ama çok güzel bir şekilde dodge'lamayı başardı. C4'ü kurdurtmadı bu arada. Lidl Knight C4'ü kurdurtmadı Ferragana'ya. Biraz daha zor anlar bekliyor diyebiliriz şu anda Ferragana'yı. Altından geliyor Lidl Knight bu arada. Ferragana'nın bunlara bak. Şimdi atladı çok Lidl Knight. Çok güzel vurdu. Müthiş refleks verdi bu arada. Yani çok güzel vurdu. Gayet güzel bir oyun. 5-4 bu arada. Ama Noobs in Action takımının da zorlandığını söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum CT tarafında. Bakalım ilerleyen roundlar bize neler gösterecek. Scrum ekibinin taktiği birazcık iş yapmış gibi gözüküyordu ama bombayı kuramayınca oyuncu İşler birazcık daha zor oluyor. KB7'nin 15 canı kaldı. Evet, round başı bu çok üzücü bir sahne. Noobs in Action takımı adına. Şimdi X-Monster bu arada Poling'i düşürmeyi başardı. Farmazon Uzay'ı düşürmeyi başardı bu arada. 5-3. 5-3 kaldılar. KB7'nin canı az ama yine de yani 5-3'lük bir avantaj çok önemli. Shields'dan güzel bir deneme ama başarılı değil. Şimdi bombasını attı. Düşman bombasını dojladı ama X-Monster fazla oynamaya fırsat bırakmadı Shields'a. Lavoizer bu arada. Şimdi Ferragana'nın yanından geçiyor olacak. Bir geri dönüş mü acaba? Ooo, Lidl Knight da bu arada LoL 1 HP düşürdü. Ferragana Lidl Knight'ı düşürdü. Artık 4'e 1 durumda. Ne kadar bir şey yapabileceğini birazdan izleyeceğiz ama işi çok zor gibi duruyor. Lidl Knight az önce vurduğu için yeri de biliniyor. Biraz onu köşeye sıkıştırmışlar gibi duruyor Noobs in Action takımı. Kesinlikle öyle. İşi bayağı zor. Bakalım neler yapacak.
Hani 4'e 1 rakiplerin canları da gayet yerinde. Çok zor. Çok zor, çok zor. Gerçekten çok zor. Durum sanki 5'e 5 olacakmış gibi duruyor şu anda. Şimdi biz de merakla bekliyoruz. Sanırım A-Plant deneyecek Ferragano. Oo, güzel bir şekilde çıktı. Oo. X-Master'ı vurmayı başardı. İkinci bir oyuncuyu vurabilir mi? Hayır. Açık veren herhangi bir oyuncu yok. Şimdi bir oyuncu daha gördü. Güzel bir sprey denemesi ama hayır. KB'ydi. Az canına rağmen Ferragano'yu çok güzel bir headshot'la düşürmeyi başardı. Ve durumu 5-5'e taşıdı. Noobs in Action takımından bir comeback geliyor gibi duruyor. Aynı Luxfield'de olduğu gibi. Şu anda onu izliyor gibiyiz. Evet. Son haritaya kalacak galiba. Gayet istediğimiz gibi Evet, şimdi hızlı bir dolu dolu bir şekilde bu final. arada hızlı bir şekilde köprüye doğru bir rush geliyor olabilir. LoL 1 HP, Ferragano, Shayoz oradalar. Şimdi Lid Knight üzerinde bir bomba geldi ama başarılı değil. Lid Knight'ın plant'e doğru geri çekilmesi onun için açısından doğru olabilir. Ama orada kalmayı tercih etti. Gerçi Lid Knight'ın da SC 2010 ile uzak mesafe çatışmalarında ne kadar başarılı olduğunu da daha önceki sezonlardan ve maçlardan çok iyi hatırlıyoruzdur. Evet, bu arada Lid Knight köprü çıkışında C5'ini de bıraktı. Şimdi oradan C5 ile bir tutuş gerçekleştirecek. Lid Knight'ın da C5 ile çok fazlasıyla frag aldığını gördük bir önceki haritalarda. Lux'ta özellikle. Özellikle Lux'ta, evet, bakalım bu haritada da aynı şeyleri başarabilecek mi? Çok zekice kullanıyor. Bu arada X-Master Shayoz'u düşürmeyi başardı. Güzel bir açılış değil yine Scrum ekibinden. Scrum ekibi birazcık bocalamaya başlamış gibi gözüküyor. Bloodstain'in T tarafında. Ya Noobs in Action'ın ekibini CT'de biraz açmak zor gibi. Evet, öyle öyle Gayet çok zor gerçekten öyle. gibi. Hepsi zaten CT savunmalarıyla meşhur olan oyuncular bu arada. Yani bilinen oyuncular. Kesinlikle öyle. Çöl haritasına hiç benzemiyor. O yüzden gayet iyi kapanıyorlar ve rakibine fırsat vermiyorlar. Bir bomba geldi KB'den rakip oyuncuların üstüne doğru. Ama çok başarılı bir bomba değil. Bir bomba daha geldi ama o da başarılı değil. Uzay bu arada görmediğiniz alanda X-Master'ı düşürmeyi başardı. Çok güzel bir headshot geldi KB'den Polink üzerinde. İkincisi gelir mi? Evet geldi. Lord Beach B'de düşürmeyi başardı. Durum 4'e 2. Ferragano da düşünce durum 4'e 1'e geldi. Lid Knight onun katili. Uzay da Lid Knight'ı düşürünce şu anda 3'e 1 bir durum var. Uzay tek başına yine çok zorda kaldı bu arada. Scrum ekibi bu round'u alması çok zor. Uzay'ın yeri biliniyor ama Farmazon oynamasına izin bile vermedi Uzay'ın zaten. Durum 6-5. Güzel bir geri dönüş. Evet, güzel bir geri dönüş başladı. Scrum ekibi şu anda çaresiz gibi duruyor. En iyi ihtimalle 3'e 1 kalıyorlar, 4'e 1 kalıyorlar. Çok zorlanmıyor şu ana kadar Noobs in Action takımı. Kesinlikle öyle. Hani Noobs in Action takımının alacağı 2 round çok önemli. Çok altın değerinde. Kesinlikle öyle. Şimdi varilin de patlatıldığını gördük bombalar yardımıyla. Uzay hızlı bir şekilde bu arada giriş yaptı. Connector'a doğru bu arada. Şimdi yukarıya doğru çıkıyor Uzay. Herhangi rakibiyle kayıp. KB'di ile karşılaşabilir ama KB'di birazcık daha avantajlı. Kutunun üstünde olduğu için biraz daha high ground. Sadece kafası gözüküyor. O yüzden Uzay'a geri çekilmekten başka bir çare kalmadı. Zor pozisyon. Scrum ekibinin T'de henüz hani round aldığını görmedik. Bir şeyler yapmaları lazım. Polink henüz hissini bomba veremiyor. Çok can yakabilir mi? Ama Shields Ya. Çok hızlı davrandı. Gayet yerindeydi. Polink bu arada X-Monster'ı düşürmeyi başardı. Şimdi A-Spot üzerinde LoL 1 HP'nin bombalarını izliyoruz. Pek hasar vermedi ama rakibini en azından pozisyon değiştirmeye zorladı. Kesinlikle öyle. Polink'in bir şeyler yapması gerekiyordu artık. T'de çok Sönük aktif kaldı. Oyun gösteremedi. Şimdi KB'ydi bu arada, açılıyor oradan. Yakalayacak mı? Kapının arkasında rakip var bu arada. Bakalım o kapıyı kullanabilecek mi? Ses verdi bu arada rakibine. LoL 1 HP Farmazon'u düşürdü. Şu anda KB'ydi düşerse sıkıntı olabilir. Shayoz onun katili. Lavoizer de Uzi'yi düşürmeyi başardı. Evet, şu anda beklediği eli alıyor olabilir Scrum ekibi. 3'e 1 durumda Lid Knight tek başına çok formda şu anda. Bloodstar haritasında gayet iyi oyunlar, iyi oyun ortaya koyuyor ama 3'e 1 durumda. Ne kadar tam sağlığı olsa da bu eli olmak onun için bu de bomba zor etkili olacak. Olabilir. Evet. Evet, Polink bu bombaya düşüyor senin de söylediğin gibi. 2'ye 1 bir durum var. Ferragano ve Shayoz hayatta. Birinin bombayı kurması lazım. Ama sağdaki oyuncudan haberi var mı? Little Knight'ın. Gördü galiba. Bomba kuruldu. Shayoz, Little Knight'ı düşürmeyi başardı. Ve durumu 6-6'ya taşıdı. İstediği, ihtiyacı olan roundu almayı başardı Scrum ekibi. Bakalım devamı gelecek mi? Kesinlikle öyle. Yapmaları gereken şey tamamen buydu. Güzel bir açılış yaptılar. Poling'in bir şeyler yapması gerekiyor. Poling çünkü etkisiz kaldığı zaman takım olarak, Noobs in Action takımı olduğu için karşınıza rakip olarak çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Hani hepinizin performans göstermesi gerekiyor. Sadece bir kişiye bağlı kalmamanız lazım.
Poling'in oyunu oynamaya başlamasıyla beraber işin rengi biraz daha değişti gibi. KBD'nin rakından tuttuğunu görüyoruz orayı. Uzay bu arada çok hızlı bir şekilde A spot'a girmeyi başardı. Tek başına şu anda orada ama rakip... Ikinciyi de aldı. Lavazer üzerinde. Uzay mükemmel oynuyor bu arada. Shields KBD'yi de vurdu. Şu anda Scrum için her şey çok iyi gidiyor gibi duruyor. 5-2 bir durum var şu anda. 4-2 oldu. Dizinight LoL 1HP'yi vurduğunda ama yine de 4-2 bir avantaja sahip Scrum ekibi şu anda bombayı kurdular. A plant'te evet Little Knight'e ve Farmazon'a kolay gelsin dileklerimi iletiyorum buradan. Çok zor. Shields Farmazon'u vurdu ama Little Knight Shields'ı düşürmeyi başardı. 3'e 1 bir durum var şu anda. Little Knight'in nerede olduğunu biliyorlar. Oynaması gerçekten zor. 3 rakibi var. 25 saniye var bombanın patlamasına. Gerçekten zor bir oyun geliyor Little Knight için. Evet, smoke'lar da atıldı zaten. Ama hızlı bir şekilde dikine bir oyunla içeriye girdi. Rakiplerini arıyor. Bakar mısın? 3 evet. Oyuncuyu bulamıyorsun. Hani bombanın kurulduğu yerde yoklar. Müthiş oynadı bu arada Scrum ek oyuncuları. Gayet iyi kayıtladıklarını düşünüyorum. Hiç risk almıyorlar bakar mısın? Evet. Evet bu arada Little Knight şu anda bir geri dönüş başladı. Scrum ekibi şu anda istediği roundları almaya başladı. Bakalım ne olacak? Scrum ekibinin 2 rounda ihtiyacı var. Bombalar da geliyor. Evet şimdi bombalar geldi ama herhangi bir hasar görebiliyor muyum? Hayır herhangi bir hasar göremiyorum derken Farmazon uzayı düşürdü. Shields KBD'yi düşürdü. Karşılıklı bir trade geldi ama Shields'ın sağlığının biraz azaldığını görebiliyoruz şu anda. 4'e 4 bir durum var. Shields şimdi tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor. LoL 1HP A-Plant'ın yakınlarında rakiplerinin dikkatini dağıtmakla meşgul şu anda. Bu arada KBD ile Lidl'ı düşürdükleri anda Scrum ekibin işi çok daha kolay oluyor. Aynen öyle. Evet durum şu anda 7-6. Bakalım Little Knight ne yapacak? Görecek. Görmedi galiba. Görmedi. Onu görmüş bile olabilir bu arada son anda. Arkalanacak bu arada. Evet. Gayet sakin bir oyun izliyor. İki takım da bu round'un ciddiyetinin farkında. Bu arada rakip oyuncuyu gördü Little Knight. Uzaklardan bir spray geldi ama bitiremedi diyecektin. Ferragano'yu bitirmeyi başardı. Farmazon da Shields'ı indirmeyi başardı. 4'e 2 bir durum var. Little Knight'ın sağlığı az. Poling ve LoL 1HP hayatta. Bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek Scrum ekibi. İki oyuncuyu kaybettiler çok hızlı bir şekilde. Bu arada Lidl çok güzel açıldı ve evet. İnanılmaz derecede rakibinin pozisyonunu bozdu, dengesini bozdu. O yüzden Poling'i düşürdü. LoL 1HP artık takımının son ümidi. Artık işler onun için çok zor gözüküyor. Üstüne doğru basabilirdi şu anda iki oyuncu. Evet şu anda artık yerini öğrendiler, üstüne doğru basabilirler. Hem ama basmamayı tercih etmeleri tabii ki de onlar için daha doğru olacak final maçında. Yani gerçi Noobs in Action ekibi böyle durumlarda basmayı, kuşlamayı çok daha tercih ediyorlar. LoL 1HP Lavoizer'i düşürmeyi başardı. 48 sağlığı var. Devamı gelir mi? Little Knight... Uzaklardan bir deneme geldi. X-Mansion onu vurmayı başardı bu arada. İkincisi gelir, üçüncüsü gelir mi diyecektim ama Farmazon üçüncüsünün gelmesini engelledi. Ve durumu 7-7'ye taşıdılar. Yani çok güzel bir refleksi. İnanılmaz güzel bir refleksi. Evet bu arada Noobs in Action şu anda round'u kazanır ise haritayı kazanmış oluyor. Scrum ekibinin ise hala 2 round'a ihtiyacı var. Kesinlikle öyle. Merakla bekliyorum şu anda. Tam bir final oluyor bizim için. Kesinlikle. Şimdi sakin oyun. Uzayla KB'ydi sanki. Birazcık yakınlaştılar gibi ama farklı katlarda oldukları için birbirini göremediler. Şimdi KB7 ile Uzay burada daha önce karşılaşmıştı. KB7'nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Uzay'ı vuramamıştı ama Uzay'ın geri çekilmek durumunda bırakmıştı. Şimdi Uzay burada kilidi açabilecek oyuncu olabilir. KB7'yi düşürebilirse şu noktada. Çok önemli. Sabır çok önemli burada. Evet. Şu an iki takım da gayet kontrollü oyun sergiliyorlar. Kimse risk almıyor. Şimdi Uzay yaklaşıyor KBD'ye doğru. KBD şu anda onun farkında değil. Oo Uzay KBD'yi vurmaya başladı. Bu çok önemli bir entry frag olabilir bu arada. Şimdi geriye çekildi çünkü görevini sonuna kadar tamamlamıştı. Şimdi Sam'da Farmazon çıkabilir. Bu arada Farmazon da vurabilir. Evet şimdi X-Monster'ın spotu kestiğini görüyoruz. Oradan bir rakibinin geçtiğini gördü. Bir rakibinin geçmesine izin verdi. İkinci için daha uyanık bir şekilde bekliyor olacaktı diyeceğim ama üstüne gelen bir bomba var. Şimdi bütün oyuncular geçecek ama arada çok iyi bir bomba gelmiş olabilir mi? Hayır, oyuncular geçmeyi başardılar A-Plant'e doğru. Evet şimdi kurmaları gelecek. Ferragano. X-Monster da düştü bu arada. 1-HP'de vurdular bu arada. 5'e 2 bir durum var derken 4'e 2'ye taşındı durum ama hayır. Lavoizer'i de indirdiler. Uzay. 4'e çok 1. Güzel bir shot. Little Knight takımının tek ümidi şu anda.
Ferragano Little Knight'ı düşürmeyi başardı. Şu anda Scrum ekibinin bir rounda ihtiyacı var. Kesinlikle öyle. Kazanabilmek adına. Evet bu arada evet Scrum ekibi beraberliği de garantiledi bu arada şu anda. Kesinlikle öyle. Action takımı şu anda kazansa bile maçımız uzatmalara gidecek. Haritamız uzatmalara gidecek. Bakalım Scrum ekibi için şu anda biraz daha rahat oynama lüksü var şu anda Noobs in Action ekibine nazaran. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. Ama işte T oldukları için biraz hani görev süreleri var. Evet. O yüzden Little Knight bu arada çok kilit bir oyuncuyu düşürdü. Bu oyuncunun adı Shields bu arada. 5'e 4 bir durum var. Uzay şu anda köprüye doğru ilerliyor. 10 kilo oldu. Gayet güzel bir performans Little Knight'tan. Bu kadar önemli bir final maçında tecrübesini konuşturuyor adeta. Evet şimdi varili patlattığını görüyoruz Poling'in. Lava üzerinde sağlığının gerçekten azaldığını gördüm az önce sanırım. Bir bombayı azaldı. Çünkü isabet etmiş bir sprey görmedim ben. İki rakibi var X Monster'ın önünde. Little Knight. LoL 1 HP'yi düşürmeyi başardı. Poling'in sağlığı çok az. Güzel bombayla bu arada. Hala bir ihtimali var Scrum ekibinin ama şu anda Noobs in Action takımı çok daha baskın bir şekilde oynuyor diyebiliriz. Uzay'ın şu anda düşmanın inanılmaz bir şekilde sarktığını görebiliyoruz Uzay. Sessizce B plant'e doğru yaklaşıyor şu anda. Tam böyle yapması gerekeni yapıyor evet. Bu arada. Yani şu anda B plant'teki hiç kimse yok bu arada. Sadece evet burada Farmazon var. Farmazon'un orada olduğunu fark edip onu vurabilirse bir şeyler olabilir. Farmazon gördü. Evet Farmazon gördü. Uzay onu görmedi bu arada. Farmazon görmedi mi yoksa? Gördü Farmazon. Ama KB iyiydi. Ondan çok daha hızlı davrandı. Ve uzay düşen oyuncu Poling hayatta. Ferragano hayatta. Ama Poling'in çok az sağlığı var derken Poling Little Knight'ı düşürmeyi başardı. KB iyiydi de düşürebilirlerse bu arada bir şeyler yaşama ihtimalleri var. Ferragano. 2-2 kaldılar. KB iyiydi'nin kadında canı çok az. Evet bu arada hala Scrum ekibinin yapabileceği şeyler varmış gibi gözüküyor bu arada. 2-2 bir durum var. Bomba Ferragano kuruldu. Bomba bu arada kuruldu şu anda. 2-1 bir clutch'a görebiliriz bu arada. Evet. Oo, Farmazon Ferragano'yu düşürdü. Poling şu anda tek ümitmiş çok gibi duruyor. Çok zor, canı çok az. Ama KB7'yi düşürebilirse şu anda Farmazon'u düşürebilirse bir ihtimali olabilir diye düşünüyorum ben. Ama hala isabet etmiş bir mem yok. Üstüne doğru bastılar. Evet, Poling'i düşürmeyi başardılar. Haritamız uzatmalara doğru gidiyor şu anda. Kesinlikle öyle. Hani çok güzel bir performansı. Tam istediğimiz final maçlarından bir tanesi oluyor. Evet, kesinlikle öyle. Şu anda uzatmaya giden bir Bloodstar haritası karşımızda. Çok sunmak istiyordum Velocity'yi. Evet. Uzatmalarıyla beraber. İstediğim oldu bugün. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ha. Diyorsun yani. Nasıl mesela nasıl rahatlıyorsan işte, onu bir açıklayabilirsen. Yanlarında işte otellerine kadar eşlik edip sonra. Çantaları falan. Tabii. Klavyeleri takarım. Bakayım taşıyabilir falan. Miymişim taşıyamazmışım galiba. Sen ama 5 oyuncu. Askerde yaptın ama biraz kas. Yatarak değil mi? Anlatmak istersen dinleriz yani sıkıntı hiç yok. Hiç sevdiğim muhabbetler değil şu anda ama evet. İşte yapacak bir şey yok. Ardıl arkadaşımız bazen böyle olabiliyor. Sen de gidiyorsun asker Ardıl'cığım çok yakında. Beni Endonezya'ya götürsünler. Ben kazan takımla beraber Endonezya'ya gitmek istiyorum. Reji Bey duyuyor musunuz acaba? Çok iyiymiş. Ben de çok mantıklı bir hareket yapmışlar. Bence de Reji şu an sesi kapatmış. Gayet mantıklı bir hareket. Evet artık problem birazdan çözülecektir diye düşünüyorum. Tekrardan hatırlatmamı da bulunayım ben. Kazananımız evet değil hatırlatması. kazananımız belli olduktan sonra büyük sandık açılışı olacak dilerde ve 4 normal sandığın 4 katı büyüklüğünde bir sandık açılışı olacak. Hı-hı. Kaçırmamanızı öneriyorum. Artık o kadar çok önerdim ki bence kimse kaçırmayacak bu arada. Kimse kaçırmasın. Evet. Bu arada kesinlikle. Tabii bizlerde de ufak ufak yorgunluk belirtileri baş göstermeye başladı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Normal evet. Değil yani. Bayağıdır burada maç sunuyorsun. Yapacak ben şey iyiyim yok. Ama. Evet, sen ben bir... daha giderim. Bir 5 maç daha olsa giderim yani. Umarım sunarım. Yanına birini bulursun sunacak. Yok senle devam ederiz ya. İnş. Olmaz. İnş. Tabii peki o zaman. Aynen öyle. Peki sence şöyle söyleyeyim. Finalist birincimiz belli değil. Ama şu ana kadar bütün takımları göz önüne alacak olursan. Hı hı. En göze çarpan yani MVP kimdi bu turnuvada? Tabii daha yani... Ferragano. Ferragano mu? Bombalarıyla. Bence hak etti. Yani Reji Shields diyor ama ben o bombalarda kaldım. Kaldın değil mi? İki round ya üstüste. Çünkü şöyle bir şey var. Evet Shields bireysel performansında takımın sırtladığı ve inanılmaz derecede güzel skorlar elde etti. İkili, üçlü savunmalarla beraber 2 skor, 3 skor, 4 skor almayı başardı. Ama
2 round üst üste tek bombayla 6. 3 kill, toplamda 6 skor çıkartmak gerçekten bence MVP hareketi diyebiliriz. Evet, aynı fikirdeyim ben de ama Shields'a tabii ki de bir parantez açmak lazım. Bakalım. Artık round bittikten sonra tam olarak konuşuruz. MVP'nin Kesinlikle kim gel olduğu çünkü hakkında. ekstrem hareketler. Kolay kolay görebileceğimiz hareketler değil. O yüzden çok önemli. Evet, bomba bu arada yakın gelebilir mi? Hayır, gelmedi. Şu anda Shields yine o kazandıkları, ilk kazandıkları, T tarafında kazandıkları ilk round'daki gibi köprüye yakın görüyoruz. Dillknight de onu karşılayacak oyuncu olarak gözüküyor şu anda. Shields'ın göstereceğini ben şu anda zannetmiyorum. Çünkü bütün takım arkadaşları A tarafında kümelendi. Büyük bir ihtimalle takım arkadaşlarının da birazcık harekete geçmesini bekliyor olabilir kendisi. Bakalım yavaş bir oyun gelecek tabii ki de artık çok önemli saniyeler dakikalar içerisindeyiz. Şimdi karşılaşma olacak ve X Monster uzayı düşürmeyi başardı. Uzatmaların ilk fragi oluyor bu böylelikle. X Monster bir ikincisi gelecek mi? Hayır gelmedi ama artık onun yerini biliyorlar. LoL 1 HP bu arada lava üzerinin bombasına düştü. Bu iyi bir haber değil Scrum ekibi adına. Noobs in Action ekibi şu anda üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Uzatmanın ilk roundunda. Kesinlikle öyle. Kolay kolay bırakmayacaklar gibi son haritayı kesinlikle istiyorlar. Bir tarafta da Scrum ekibi bu haritanın galibi gelerekten şampiyon olup Endonezya'ya gitmek istiyor. Kesinlikle öyle. Büyük bir fırsat, hem güzel bir ödül var turnuvanın sonunda, hem de Endonezya'da ülkemizi temsil etme şansı var. Poling bu arada bombasıyla X Monster'ı düşündü. Düşürmeyi başardı. Artık durum 4'e 3'e taşıdılar ama Poling'in de sağlığının ben çok azaldığını görüyorum. Bakalım nasıl bir play izleyecekler. Poling şu anda bir kişiyi daha düşürebilirse bu arada yani Scrum ekibi adına mükemmel işler gerçekleşebilir. Ama bakalım bunu başarabilecekler mi? Lavo üzerinde 60-68 sağlığı var bu arada. Rakip takım oyuncusu onun yerini biliyor. Şu anda plant'a doğru girdiler. Shields Farmazon'u vurmayı başardı. Lavoizer aşağı atladı. Shields onu duymuştu. Shields Shield Lavoizer'i de onda vurmayı vurdu. başardı ve birdenbire takımını avantajlı konuma taşımayı başardı. Şimdi C4'ü kurmayı başaracaklar ama KB7'den kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok KB7'den. Dibine Sızdı. Kadar girdi. Lidl'ın burada gösterebileceği bir performans Bir derken. spray geldi artık KB7'den de Evet. haberleri var bu arada. Şimdi daha dikkatli oynamaları gerekiyor. Lidl Knight'tan da haberleri var. Şimdi güzel bir yayılımla Scrum ekibi burayı oynayabilir diyecektim. Poling güzel bir headshot KB7 üzerinde. Lidl Knight işi zor gibi gözüküyor derken Ferragana onu bitirmeyi başarınca çok zor durumdan Scrum ekibi uzatmanın ilk roundunu kazanmayı başardı. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir takım oyunu izledik Scrum ekibinden. Çok güzel bir şekilde merdiveni aldıkları eğim açısıyla beraber KB7 kadar orada çapraz ateşi tuttular ve diğer tarafta Lidl'ı tek başına aldılar. Şu anda yine benzeri bir diziliş ama bu sefer LoL 1 HP'yi görüyorum. Shields yerine köprü tarafında. Evet, karşılıklı bombalar geliyor. Spreyler de geliyor ama herhangi bir şekilde herhangi bir oyuncunun sağlığının gittiğini göremiyorum ben şu anda. Bakalım nasıl bir oyun gelecek Scrum ekibinden. Ellerin artık hafif hafif titremeye başladığı anlara geldik bu arada. Benim de titriyor artık. Klimadandır. Evet. Evet, şu an sakin Ama başladı hayır, Lidl Lady Knight'ın fark etmediği bir şey var bu arada. Köprüden geçen bir oyuncu var. Sesini alamadı bu arada. LoL 1 HP gelen oyuncu. Bakalım Lady Knight kafasını yukarı kaldırdığı anda LoL 1 HP onu görürse düşürme şansına sahip olacak. Yani iki oyuncu da çok farklı bir Evet, şekilde bomba geldi sızdı. bu arada. Camlar patladı. Şimdi aşağı doğru indi ama LoL 1 HP tank tarafından gitmektense buradan gitmeyi tercih ediyor ama Little Knight ona izin vermedi. Mükemmel bir headshot geldi. Poling de Farmazon'u düşürdü. Bakalım neler olacak. Yine A spot deneyecek gibi duruyor Scrum ekibi. Shields Shields. müthiş oynuyor bugün. Lavoizer Poling'i düşürdü. Lavoizer uzayı da düşürmeyi başardı. Lavoizer de çok iyi oyunu ortaya koydu. Shields da durmuyor. Little Knight Shields'ı durduran oyuncu oldu. Neler oldu bu arada? Bir anda Bir Lidl'ın anda oraya evet. gelmesiyle beraber her şey karıştı. Çok güzel bir trade'ti burada. Lidl arkadan skoru 9-9'a getirdi. Getirdi. Lidl Knight gerçekten pes etmiyor. Mükemmel bir oyuncu. Şimdi durum Yine 9-9 bombalar gelecek uzatma derken bu roundlarında. sefer bomba kullanmadılar. Evet, çok hızlı bir şekilde A'ya gitmeyi tercih ediyor şu anda Scrum ekibi, bakalım. Ama yine de oraya o kadar hızlı alma şansları yokmuş gibi duruyor, bakalım. Deneyecekleri şey ne? Büyük ihtimalle bombaları bu şekilde harcamayıp girerken daha fazla bomba atmayı tercih edecekler. Kesinlikle öyle. Muhtemelen oyunun sonlarına doğru çok daha agresif bir oyun sergileyecekler. Şimdi atılan bombaları görüyoruz Noobs in Action takımında ama yakın bile değiller. Herhangi bir oyuncunun yerini bilmiyorlar gibi. Poling X Monster'ı gördü ama X Monster hemen aşağı inip kendini kurtarmayı başardı bu arada.
X-Monster'ın yine hasar aldığını görüyorum ben. Perdeden çok fazlasıyla hasar aldı. 55 sağlığı kaldı şu anda. Uzay KBD'yi vurdu. Bu iyi bir açılış olabilir Scrum takımı adına. KBD'nin ne kadar formda olduğunu biliyoruz turnuva boyunca. Oo, LoL 1 HP. X-Monster'ı düşürdü. Ferragana'nın bombasına düşen bir Levoizer gördüm. Uzay da arkaya doğru geçip Farmazon'u düşürünce Little Knight bu arada 5'e 1 kaldı. Bakalım bir TK gelir mi? Uzay... Little Knight'tan imkansızmış. Çok hızlı bir şekilde düşürdüler. Yani. Evet. Şu anda durum 10'a 9. Scrum ekibi şu anda biraz olsun ivmeyi kendisine doğru çevirdi gibi ama her an her şey olabilir. Noobs in Action takımı da mükemmel performans ortaya koyuyor. Bloodstar haritasında durum 10'a 9. Yani Scrum ekibi için buran çok çok önemli. Evet, bu sefer biraz daha farklı bir dağılım var. Sadece köprü tarafında uzay var o da. Oo, Poling hızlı bir şekilde KBD'yi düşürdü. Bu iyi bir haber değil. Şimdi onu da düşürebilecekler mi? Hayır, bomba da çok... Hasar veremedi. Evet, hasar veremedi. Bomba da işe yaramadı bu arada. Şimdi Monster ırkın üstüne gitti ama Shield onu düşürdü. Bu iyi bir haber değil ama. LoL 1 HP Little Q'yu da düşürmeyi başardı. Little Knight da düştü bu arada. 5'e 2, 5'e 1 bu arada. Ferragana bombasıyla Farmazon'u indirmeyi başardı. Lavoizer LoL 1 HP'yi düşürmeyi başarsa da durum 4'e 1. Uzayın canı çok az ama yine de 4'e 1 bir avantaja sahipler. Lavoizer'in sağlığı full. Bakalım burayı oynayabilecek mi? Çok zor bir durumda. 4'e 1. Shields inanılmaz derecede elleri yanıyor. Lavoizer ne yaparsa yapsın. Evet, çıkış yakalayan bir oyuncu ama çok ses zor. Ses verdi şu anda. Oradaki denemesi de şu anda üstüne doğru çıktı. Ferragano. İzin bile vermedi Lavoizer'e. Çok güzel kesinlikle bir round. 11-9. Kırmızı takım kazandı. Müthiş oyun. Müthiş oyun. Müthiş oyun gerçekten. Yani artık tam bir böyle çekişme, final. Şu an her şey değişebilir. Yani Noobs in Action bu uzatma roundunda da eğer beraberliği yakalar ve uzatmaya götürürse hani biz bugün 20'yi falan 20-25'leri görürüz burada. Evet. Şu anda güzel bir durum var. Scrum ekibi şu anda üstünlük sahibi. Evet. Ama bakalım Noobs in Action takımının da oynayacağı bir round süresi var. Kesinlikle o yüzden ben hala hiçbir şey söylememeyi tercih ediyorum. Fark etmişsindir sen de. Ama istediğimiz oldu. Uzun bir harita uzatmaya da gitti. Karşılıklı bir gitti o tarafa geldi, bir gitti bu tarafa geldi. Ve şu anda uzatmanın ikinci devresi başlıyor. Bakalım durumlar ne olacak? Noobs in Action takımı durumu 5. haritaya taşımayı başaracak mı? Yoksa Scrum ekibi Blood City'de şampiyonluğunu ilan etmeyi başaracak mı? Ya noktaya koyacak. Ya da... Yola devam. Devam. Aynen öyle. Evet, şu anda durum 11-9. Scrum ekibi lane'e. Bakalım neler olacak. Bombalar geldi bu arada. Poling'e çok yakın düştü ama Poling biraz daha hızlı koştuğu için pek bir sıkıntı yaşamadı. Oyuncuların sağlığının azalmadığını görüyorum sanırım ben. Evet. Hiçbir oyuncunun sağlığı azalmamış gibi duruyor. Sadece KBD'nin sağlığı azalmış gibi. Yani LoL 1 HP'nin daha yere sağlam basması gerekiyor Scrum ekibi adına yoksa... Bomba geldi Farmazon üzerinde! Shields! Harika bir bomba ve bu kötü bir haber Noobs in Action takımı adına. Bakalım Shields bir bomba daha denedi. Yine çok yakın! Onu da patlatmayı başardı! Patlattı. İnanılmaz oynuyor Shields yine! Yine yeniden! MVP benim diyor galiba bu arada. Onu da duymuş olabilir Ardıl'cığım. Kesinlikle. Ya bu arada bence MVP Ferragano derken LoL 1 HP durum 5-2. İnanılmaz 4-2'ye taşıdı KBD ama yine de çok zor bir durum var şu anda. Yani Scrum ekibi yine üstünlüğü ele alacakmış gibi duruyor şu anda. Lavoizer orayı oynayabilecek mi? Mükemmel bir headshot Poling üzerinde. Devamı gelir mi? Devamı gelir mi? Şu anda yakınlarında bir oyuncu yokmuş gibi duruyor. KBD'nin takım arkadaşına yardımcı olması gerekiyor gibi ama hayır. O yardım olana kadar Ferragano Lavoizer'i düşürmeyi başardı ve KBD artık tek başına B plant'e doğru dönecek gibi duruyor. Bakalım Uzay onu karşılayacak oyuncu olabilir şu anda. Uzay onun sesini duydu. Tabii ki de geçmesini bekleyecek ve evet Uzay profesyonel oyuncu. Hemen KBD'yi sesini duyduktan sonra arkasından çıkıp vurmayı başardı. 12-9. Evet, bombalar yine yukarıdan geliyor. Bakalım bir hasar gelecek mi bu arada? En azından bu sefer bombalar harita dışına gitmedi. Güzel denemeler ama yakın değil şu anda. Herhangi bir oyuncunun sağlığı gitti mi LoL? 5000'in sağlığına azaldığını gördüm. Evet, aynı şekilde KBD'nin de 6 sağlığı var bu arada. Onun ne kadar önemli bir entry oyuncusu olduğunu biliyoruz. Bu arada Scrum round'u kazanırsa şampiyon olacak bu arada. Çok
Çok önemli bir round. Farmazon içeriye doğru girişini yaptı ama hayır. 5'e 3 kaldı. Uzay bitti Polink mi? Vurdu. Polink birini Scrum daha vurdu. Scrum şampiyon mu oluyor? Evet, ve Scrum evet, şampiyon Action oluyor. Takımı çıkıyor. Endonezya'da Türkiye'yi kimin temsil edeceği belli oldu. Scrum ekibini Mavi buradan tebrik ediyorum. Ama Noobs in Action takımını da tebrik etmek lazım. Kesinlikle gerçekten öyle. Dişe diş mükemmel bir performans ortaya koymayı başardılar. Ama Scrum ekibi biraz daha ağır basan ekip oldu gerçekten. Kesinlikle öyle. Son uzatmalarda artık bütün oyuncular ayağını yere sağlam bastı. Lovan HP kolay kolay bu sefer CT tarafında yem olmadı. Kolay kolay düşmeyin takımını eksik bırakmadı. Ve devamında da takımına göstermiş olduğu katkıyla beraber şampiyon oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz. Endonezya'da da başarılar diliyorum. Kesinlikle Scrum ekibinin hak ettiğini düşünüyorum şu kesinlikle anda. Kesinlikle öyle. Gayet güzel bir oyun ortaya koydular. Bizim de zaten ilk favorimiz seninle oydu söylemiştik ama aynen öyle. İkinci favorimiz de Noobs in Action'dı. Şansa bakar mısın ki ikisi de finalde karşılaştılar ve bize mükemmel bir mücadele izletmeyi kesinlikle başardılar. Öyle. Ben gerçekten iki takımı da buradan çok büyük tebrik ediyorum. Scrum ekibini de tekrardan başarının devamını diliyorum. Şimdi tekrardan belki biraz sıkılmış olabilirsiniz ama hatırlatmak durumundayım. D-Live'de sandık açılışımız var. Kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü bu diğer açtığımız sandıklardan biraz daha farklı. Bunun adı büyük sandık ve normal sandığın 4 katı civarında bir ödül havuzu var. Bence kaçırmayın. Hemen D-Live'e dönün. Şimdi senin yorumlarını almak istiyorum.